susacaksın. Tahkik kitlerken döşünden vurdum onu. Cinayeti itiraf etti. Kasten adam öldürme suçlamasıyla kapalı cezaevine gönderildiler. Müge Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayramım. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Ağustos'ta ben görüştüm kendisiyle. Ne olduysa 23 Ağustos'ta ortadan kayboldu. En son konuşanlardan biri sizsiniz. Doğrudur. Benim bu hatta arama. Kolu çocuğum var, ben rahatsız oluyorum. Madem o zaman evlisin, o zaman görüşmeyecektin annemle. 24 Ağustos'ta Feyyat Bey, Türkan Hanım'a bir gün önce verdiğini söylediği telefon kartıyla konuşma yapıyor. Benim derdim şu an sensin. Çözeceksin ablam derdini. Ya bu Yunus Bey, bayan buluyor, evlendiriyor, altınları alıp gidiyor bunlar. Hayda. Ne kadar dolandırıldınız? 8.000 lira falan. Yunus Bey, siz böyle evlilik vaadiyle birileriyle tanıştırdınız mı? Evet efendim, evlendirdim. Satı Hanım'la Mustafa Bey'in telefon sinyalleri işte bu Uruç'ta veriyor. Böyle bu cadde üzeri geldim, şu benzinler girdi. Tüp alırken aradı. Ben gidiyorum köyüme dedi. Değildi. Sonunda Satı Hanım'ın oralarda telefon sinyali kesiliyor. Mustafa Bey'inki açık. Yunus, Mustafa, Feyyat falan. Bu kadın bu üçgen arasında mı, daha kalabalık bir çember arasında mı kayboldu? Yedi aylık bebeğini tren garına bıraktı. Kayınvaliden istemedi. Annem bile geldi Denizli'ye. Beni evlendirmeye kalktılar. Evleneceğin kişinin kardeşiyle gittin, çocuğu tren garına bıraktın. Evet. 40 yıldır acısı dinledin. Niye arıyorsun Gülizar abla 40 sene sonra? İçimden gelişti. O sene beyim geldi akşam, dedi ki bir çocuk bulundu. Karşıya kalk. Çocuk yuvasına gitti dedi. O bebek yoksa Sevgi Hanım mı? O bayanın verdiği birçok şeyler tutuyor. Bir de Manisa'da terk etmişler. Oradan da Karşıyaka çocuk yuvasına. İlk resimimde o gün işte aldıkları gün çekmişler. Belki olabilir. Dur bakalım hadi inşallah. Gülizar Emirdağ 40 yıl sonra kızına kavuşacak mı? Az sonra Müge anladı. Kavga falan olmuş evde. Kocası aracın kaputunun üzerine biniyor. Diyor ki gidemezsin. Beni öldürecek korkusuyla diyor. Ben devam ettim yola. Ya şuraya bir yere tam sırt üzeri yattı. Üzerinden geçtin mi? Hayır. Yere düştüğünde de diyor canlıydı. Eşiyle kavga ettiği gece ağır yaralı olarak bulunmuş. 2 gün sonra da ölmüştü. Yani sanki üstündeki adamı atmaya çalışır gibi gidiyordu. Arayan kişi erkek miydi, kadın mıydı? Erkekti. Ramazan'ın 20'sinde 25'inde benim oğlum boşanacağım anne dedi. Dedi. Bayram günü de oğlum boşansaydı. Bu hale geldi. Az sonra Müge anladı. Beraber olalım. Bir bütünün parçası olmanın mutluluğunu yaşayalım. Biz bu programda aslında o mutluluğu yaşıyoruz. Güçlüsünüz. Hayatta durduğunuz yerin farkında olun. Biz doğrunun tarafıyız. Ümit taşıdığımız müddetçe hayattaki her şeyin üstesinden gelebiliriz. Geçirmenizi diliyorum her birinize. Çok teşekkürler. Burada hediyelerim var. Kilisten Mehtap Katırcıoğlu efendim yağlı boya tablolar yaparak bana göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Mehtap'cığım. Ellerine sağlık. Yine vallahi çok naziksiniz ya. Oturup böyle uğraşıyorsunuz ya. Yani beni çok mutlu ediyorsunuz. Çok duygulanıyorum bu hediyeleri aldığım zaman. Balıkesir'den Fatma İkiz Aslan da kendi yaptığı küçük bir bebeği göndermiş. Beni yapmış. Benim eski zayıf hallerimi yapmış. Çok güzel. Ay benim bugün saçlarımı ben vallahi hiç aynaya çıkamadım desem. Hiç aynaya bakmadım desem inanır mısın? Göster bakayım. Hayır kendimi bir anda gördüm böyle. Dur şimdi gösterecek inşallah yönetmen. Beni görsenize. Aa yemin ediyorum aynaya bakmadım. Dedi ki Okan böyle at çık dedi. Neyse toplarız birazdan onları. Yok çok hoş geldik ya.
Hatay'dan Alişan Çolak, çok teşekkür ediyorum. Bana her yıl portakal çiçeğinden kolye gönderiyor. Bu sene de mandalina göndermiş. Mandalinalar da yeşil yeşil. Ben mesela hiç bu yeşil mandalinaların bu kadar tatlı olduğunu bilmiyordum. Çok teşekkür ediyorum Alişan Bey'e. Yine Aydın'dan Müşerref Karakaş yöresel ürünleri göndermiş. Kendi elleriyle yaptı. Ellerine sağlık. Ve Tekirdağ Kapaklı'dan Sibel Babacan yine kendi elleriyle ördüğü çetikleri Arif Hocam'ın vesilesiyle gönderdi. Senin de ellerine sağlık Sibel'cim, çok teşekkür ediyorum. Hızlıca geçiyorum ama çok güzel hediyeler geliyor. Bunları da söylemeden edemiyorum. Düşünmeniz yeter. Sizin dualarınız yeter ama çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Efendim şimdi bugün hızlı hızlı gideceğiz. İlk haberimiz. Önce güzel haberi verelim. 24 yaşındaki Ramazan Çelik Ünal. Annesi oğlunu aramak için buraya gelmişti. Oğlunu ararken de Serap özellikle yaptığım bu doğumlarla baktım. Sevgili Tayyar Işık Saçan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Uçan Kuş TV'de o da program yapıyor. Partneriyle beraber konuşmuşlar, demişler ki nasıl olabilir işte 24 doğum mu demiştin sen? Hayır, kaç 38 çocuk dünyaya geldi. 28 öldü, 10 tanesi yaşıyor. Ben bebekten 400-300 ikiz doğdular. İşte böyle anlatınca insanların kafası karışıyor. Sen yani kaç kere hamile kaldın? Onu bilemiyorum, çok kaldığımı biliyorum ama. Ama Tayyar'cığım şöyle söyleyeyim. Hanımefendi 28 tane çocuk dünyaya getiriyor. 38. 38 tane 38. getiriyor ama 38 kere hamile kalmıyor. Yok. Yani 300 oluyorlar, 400 oluyorlar, ikiz oluyorlar. Ha. Maşallahı var. Evet. Ondan sonra... 5 defa da düşük yaptım. Düşükten 500'e 500. Onlar ayrı gitti onlar. Evet. 38'in içine evet, dahil ayrı, değil. Evet, onlardan 38 değil. 38 artı 5 onlar. Yani. Evet. Evet. Gebelik. 5 tane 500 düşük mü yaptın? Evet. Ya yani ben bir bayan bir yumurta çatlatıyorsa ben hepsi birden çatlıyormuş. Ne diyor anlamadım? Yumurtaları birden çok çatladığı için yani aynı anda birden fazla gebelik yaşayabiliyor. Yani 300, 400, 500 evet. gibi gebe kalabiliyor. Tayyar'cığım biliyorum demek anlaşılması istiyor. Zor. Ben de tam anlayamadığım için anlatamıyorum ama hanımefendi yani bu kadar çok doğumu yani 300, 400, 500 yaparak evet. yaptığını söylüyor. Neyse o ayrı bir konu yani aslında. Yani 28 evet. doğum yapmış da. Bereket çoğu zaman da kayınvalidesiyle kalmış. Hayır 28 kalmış. Doğum yapmamış. Yapmamış. Hayır. Hayır 28 çocuk sahibi olacakmış. 38 diyor. Çocuğum yaşasaydı. 40, he? Yaşasaydı 38. Yaşasaydı 28. 38. 38. 10 tanesi yaşıyor. Maşallah. Hayır geçen gün dediler ki ben çoğu zaman kayınvalidemle kalıyordum. Yani eşiyle de her zaman kalmıyormuş. O değil konu da. Öyle değil. Hayır yani mevzu şu nasıl bir insan hani 38 kere doğum yapar 1,5 yıl da bir hamile kalırsa belki diye. Belki 9 aydan bir yaş falan var 9 ay. Tamam anladık evet. Ama yani 38 doğum yapmasının nedeni mesela bir batında işte 300 doğurması. Evet, bir tamam. batında 400 doğurması onun da altını çizeyim. Ama neyse aslında konumuz yine de yani yine de hesap dışı hesaba uymayan bir rakam yani. 300 de doğursa, 500 de doğursa. Niye? Alışıldığın dışında demek. Bu kadar süre içerisinde. Bir kadının. Neyse, çok şükür sağlığınız yerinde. Çok şükür. Mesele yok. Yok komşuları da doğruladı yani. Her 9 evet, ayda bir evet. gerçekten. Özür dilerim. Evet. Bir kadının maksimal doğurma sayısını hanımefendi göstermiş. Vallahi biz bugüne kadar böyle bir şey duymadık. Yani çok trende bir olay herhalde. Hiç önlem alınmasa, herhangi bir şey hocam olmasa o kadar bebek sahibi olabilir. Hocam ben kontrolle doğum şeylerini yaptım da bana iğnelerle hapla alerji yapıyor olmadı. öbür türlü de zaten... Bence adamla alerji yapıyor sende. Yani neredeyse Guinness Rekorlar kitabına girebilecek yani, yemin ediyorum onu düzeyde... düşündüm. Eğer böyle kayıt altındaysa gerçekten evet. rekorlar kitabına girebilecek evet. bir durumu var. Doktorum ise Suat Çerçi zaten. Doğum doktorumun. Ben gittim de tanıyordu zaten. Ay ben yine abonem geldi diyordu. Doktor Bey çok tatlısın. Neyse gülüyoruz eğleniyoruz çünkü. Şimdi biliyorsunuz Serap Hanım oğlunu aramak için stüdyomuza geldi. Sonra Adana Emniyeti dedi ki biz onun oğlunu bulduk. Hani kayıp başvurusu vardı ama evet.
Çocuk kendi rızamla gittim dedi ve biz de serbest bıraktık. Çünkü Serap Hanım oğlunun rahatsızlığını kayıp başvurusunda raporuyla polis merkezine iletmemişti. Bunun özellikle altını çiziyorum çünkü çok yaşıyoruz. Eğer çocuğunuzun bedensel, zihinsel, ruhsal bir problemi varsa ve bunun raporu varsa çocuğunuzu kayıp olarak aradığınızda lütfen polis merkezine bunu da götürün ve kaybın yanına da işaretletin. Çünkü öteki türlü şu oluyor. Diyor ki 18 yaşından büyük diyor polis. Bakıyor GBT'sine araması var. Diyor ki çocuğum senin araman var. Bu alıyor karakola. O da diyor ki kendi rızamla gittim. Hastalığını polis nereden bilsin onun? Evet. O yüzden serbest bırakıyor. Ama Adana polisi dedi ki böyle böyle. Serap Hanım dedi ki ben başvurumda bunu belirtmemiştim. Efendim Ramazan tekrar bulundu. Ve evet ne yazık ki bulunduğunda hayli rahatsızdı. Evet çok rahatsızdı. Hastaneye yatırıldı. İşte o görüntüler. 20 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaybolan oğlu Ramazan Çelikunal'ı aramak için stüdyomuza gelmişti Serap Çelikunal. Kaybolduğu günün sabahı evinden 11 sıralarında çıkmış, bipolarmış. Evet. Rahatsızlığından dolayı birçok kez Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi de görmüş. Televizyon dizilerinde figüranlık yapan anne Serap Hanım'ın anlattıkları hayret vericiydi. 10 tane de çocuğum var. Çok da genç duruyorsunuz. Evet, bir de ikizlerim de var. Yaşayan iki tane, bir tane var ikiz. Maşallah. Şu anda yaşayanlar mı 10 tane yaşayan. Yani ölen doğumun kaç tane? 28. Ne? Ne? 400, 300 ikiz doğdu. Canım benim, dur bakalım inşallah buluruz. Günler süren bekleyiş sona erdi ve Ramazan İstanbul Taksim'de bulundu. Beyoğlu polis merkezine getirildi. Bu gelişme üzerine Adana'daki annesi Serap Hanım'ı da İstanbul'a davet ettik. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeyiz ve Serap Hanım birazdan oğluyla kavuşacak. Evet, çok mutluyum, çok seviniyorum. Oğlum sımsıkı sarılmak istiyorum. Kalbim kütüt atıyor. Ramazan'ı görmeyi planlıyorduk ancak tedavi altında. O nedenle de annesi Serap Hanım'la görüşemedi. Siz başta çok heyecanlı aslında evet, gittiniz. Aynen sevinerek gittim, gülerek gittim. Çok ağlıyorum. Çocuğumun durumu çok iyi değilmiş. Kötüymüş, gözetmediler. Anasını onu görüyormuş herhalde. Kız arkadaşını görüyormuş. Kız arkadaşı yoktu. Olsa bana söylerdi. Oğlumun çantası vardı. Çantası yok. Poşete kalmışlar kıyafetlerine. Telefon da yok ortada. 40 gündür sokakta yaşıyormuş. Müge Hanım olmasaydı nerede olduğunu da bulamayacaktım. Allah bin kere razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Efendim bu alkışlar emniyet yetkililerine. Evet çocuğumuz şu anda hastanede tedavi oluyor. Sokakta gezmesindense üzüldüğünü söylüyor ama hastanede olup tedavi görmesi çok daha iyi bir şey. İnşallah sağ böyle iyileşerek çıkar. İnşallah. Bu arada Serap senin de aradı komşuların. Dediler ki bu Serap böyle dediler dizilerde oynayacağım falan diye hiç çoluğa çocuğa bakmadı. Sürekli doğurdu ama dediler. Hepsi hayır ben baktım. Gerçekten. Hep öyle dediler. Hayır kızımı arayabilirsiniz, eşimi de arayabilirsiniz. Ben çocukta da baktım. Biraz galiba bir büyük bir küçüğe, bir küçük o da bir küçüğüne falan yok, mı bakmış? Yok yok, hayır. Yapmışsın ben de iki, ben depremde ev yıkıldı. 2 sene ben kimseye vermedim. Çocuklarımla dulda yani çocuklarımla beraber yaşadım 2 yıl. Ya bırakacak olsam o zaman tanıdım. Efendim? Çocuk sayısından dolayı. He, çocukların fazla olduğu için sana ev vermediler. Kimseye vermedi. Ondan sonra 2 yıl sokakta yaşadık. İşte bu depremde eve geçtik. Ben çocuklarıma kesinlikle baktım. Nerede yaşıyorsunuz ki siz? Afet evlerinde. Yani kızımı bağlayabilirsiniz. Eşimi de bağlayabilirsiniz. Adana'da mı yaşıyor? Evet Adana'da yaşıyorum. İşte hakikaten 2 sene ev bulamamış çocuklardan dolayı. Kimseye vermedi. Hani çocuklarıma taze ekmek getirdim. Ben küflü ekmek getirdim. Çocuklarımı evlerin duldasında bıraktım. Islanmasın diye kendim ıslandım. Battaniyeye sardım. Ya Serap Hanım bütün bunları konuşurken tabii oğlunu ararken bunları konuşamadık da senin eşin ne iş yapıyor? Benim eşim taksi şoförlüğü yapıyor. Ha, taksi sizin mi? Yok. Şoför? Hı hı. Anladım yani ha, bu kadar çok çocuğa da bakmak falan da yani hani kolay değil ya Allah yardımcınız olsun. Yani. Yok çocuklarıma baktım yani ben. Herhalde sen böyle dizilere falan gidince yok, kıskandılar diziler... seni herhalde. Hayır dizilere giderken onunla beraber götürdüm. Onlar da beraber oynadı. Nasıl? Çocuklarım da oynuyor hepsi. 5-6 tanesi oynuyor zaten.
Tek ben oynamıyorum, onlar da geliyor. Ben çocuklarımı bırakır mıyım ben? Öyle kalabalık olsun diye. He. Bu ara hangi dizilerde oynuyorsun? Şu an en son Bir Zaman Açık Orada oynamıştım. Müslüm film, bayağı filmlerde oynadım ben. Emre Altun filminde oynadım. Memati'nin filminde oynadım. Hadi ya. Adana'da çekilen bütün filmlerde varsın sen anladın. Hepsi de Adana dışında da varım. Şey o demin görüntü var mıydı Çukurova'dan? Evet. Ama tam böyle senin de yüzünün yarısını çekmişler. Hayır net olan da var. He? Net olan da var. Bizimkiler bulamamış. He? He burada. Ha, bunlar da senin çocuklar mı öndekiler? Bu da şey. Biraz geriye gelir misin? Bunlar da mesela çocuk lazım olunca da sen böyle çocuklar... Bu benim çocuklar değil, benim çocuklar da var orada. He. İyi. Ay bak şu kız benim de. Hangisi? Dans eden. Yok bir tane, şimdi de bir tane kız var ya burada. Dans eden benim oynayan. Ha bu oynayan benim. He bu nereden? Bu da mı? Bu da şey bir Kezban bir Mahmut'ta. Ha sen bayağı oynuyorsun canım. Pardon. İyi iyi. Hayır vallahi hayatım senin hayatın şey gibi yani çok aslında, enteresan yani. Aslında bir hamilelik, çocuk, oyunlar, oyunculuk. Romancı bulsam zaten kitabımı hayatımı yazacağım. Yazdım da verdim. Ama dizilerde de hep gebe kadını oynamak durumunda kalırsınız büyük olasılıkla. Çünkü zaten aynen, hayatım yazsam öyle geçecek yani. Yani. Peki. Aç şu kız benim de. Hangisi? Bak, bir zaman biraz geriye gel, biraz geriye gel. Hangisi? Biraz sen biraz sen. Bu değil. Bunun sonundaki kız onunmuş. Öbür tane... sahnede. Nerede yok ki başka arada kız? Bir zaman Çukurova'da vardı. Burada kız. Gel yok. Biraz başa. Ha şu sağdaki kızı mı söylüyorsun? Başa doğru gelin birazcık tık, yavaş. Bir zaman Çukurova'da vardı. Gelsenize başa. Baş 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 ne demek baş? Sola doğru. Bak biraz şimdi çapacağım döneceğim. Hani yürürken bir kız çocuğu var orada. Biz de merakla bekliyoruz ya. Ay bu kız. Ha işte o kareyi söylüyor işte Emre ya. Aman yok anam bunlardan bir şey istersen. Beş saat çatlatırlar insanı orta yerinden ha. Hiçbir şey bak ben bu sene farkında mısın? Hiç böyle fazla bir şey istemiyorum artık. Alıştım ne yapayım? Bak hala daha gelemedi bak. İkisinin arasına gelemedi. Şimdi bu şöyle bir şey ben böyle tuşu şöyle yapacaksın yani. Anlatabiliyor muyum? Yıllarca yönetmenlik yaptığım için o da bir problem. Evet. Ay neyse görmüş olduk. Hadi maşallah Allah hayır, bağışlasın. Kız. Evet bu. Heh, tamam. En küçüğüm bu işte. En küçüğü bu. Sonra senin bu ara olmuyor anladığım kadarıyla. Bundan sonra olmaz zaten bağlattım. Doktor he? Bağladı aslında. Niye daha önce yapmadın bunu? Eşim bağlatmadı. Beni hastaneye bırakıyor da gidiyordu. Ne yapayım? İçin götürüyor bırakıyor. Onun sonra kendisi doğruyor eve geliyor. Yok doğum yaptı mı gelip alıyor zaten. Ha geliyor yalan razı olsun. Kordonları bağlatır diye iş yapmadı. Hakikaten bayağı düşünceliymiş. En son doktor takip etti bunu. Takip etti. Dedi bunun eşini yakalayın gelsin yukarı dedi. İzin alması lazım ya eşinden. O yüzden hı-hı. Doktor evet, artık evet. Takip etmiş. O senin hani abone geldi diyen doktor mu? Neydi adı? Suat Çerçi. Suat Bey. Vallahi 14 yaştan beri ben bütün çoğu doğumlarımı yaptırdı. Yalnız hayatım 14 yaşında başlıyor doğuma. Yani 14 yaşında evlendim işte. Yani ona ya tam var. Bir dram aslında. Vallahi hani ya. Biz gerçekten burada ya, olayın biraz daha farklı boyutuyla belki... Çok ölenler falan oldu böyle hayatını kaybedenler yani. Oldu. Tam bak işte dram. Anne ve çocuk benim, ölümleri. Evet. Hocam benim kızım bağlayabilirsiniz. Ben çoğu zaman nasıl baktığımı görürsünüz. 31 yaşında kendisi zaten. Valla komşuların aradı işte o zaman. Dediler ki. Yok ya ben kızım bağlayabilirsiniz. Yani canlı şahit o yani bana nasıl baktığımı. En büyüğü 31 yaşında. Evet. En büyüğü mü 31? Hı hı. Tabii işte o sırada tutuyor işte kadının bütün hesapları yani. Neyse. Yani canlı şahit hayatım, o yani. Hayatım neyse gözün aydın. Şimdi... çocuk burada. Evet. Bakalım ne zaman ziyarete izin verecekler. Beklersin sen de görürsün. İyi olunca da alır çocuğunu götürürsün. Tamam. Bari onun o raporunu iş yerine de ver de işinden atılmasın. Evet. Hastalandı hı-hı. Diye. Çünkü onun işi güzeldi. Evet işi güzel. Devletteydi o. Devlet değil memuru mi? Evet. İşte devlet memuru ya belki raporunu şey olmasın. Neyse. Efendim şimdi bu güzel haber. Ama ne yazık ki bir tane de kötü haberim var. Of.
Ya annesi babası gelmişti Mutlu'nun. Kız arkadaşı işte bağlanmıştı, hatırlar mısınız? Böyle bir sosyal medyadan tanıştık falan filan. İzmir'e gitti gitmedi, benim yanıma geldi gelmedi diye konuşmuştu ya. Ormanlık alanda maalesef kendisini asmış olarak bulundu ya. Vallahi Allah rahmet eylesin. Sosyal medyadan tanıştığı kız arkadaşıyla görüşmek için gittiği İzmir'de 12 Ağustos'ta kayıplara karışan 23 yaşındaki oğulları Mutlu Kıyar'ı aramak için gelmişlerdi. Baba Mustafa Kıyar ve anne Hatice Kıyar. Telefonu kapalı, sosyal medya hesabına da hiç girmemiş bunca süredir. Banka hesabında 6000 lira parası varmış. Kaybolduğu gün kartından 500 lira para çekiyor. Bir daha banka hesabında da hiçbir hareketlilik yok. Yani siz en son 12 Ağustos'ta haber aldınız, parayı da o gün çekiyor, bir daha kendisinden haber alamıyorsunuz. Evet. Oğlunun kaybının ardından evleneceğinden söz ettiği genç kızı araştıran aile Yağmur ismiyle karşılaşmıştı. Geleceğine bir hafta kala annesine kız kardeşini söylüyor. Ben bir kızla tanıştım, İzmirli diyor, biz İzmir'den biliyoruz kızı. İzmir'e gitti, en son seni aramış ya. Evet. Dedi mi ben buluştum kızla diye? Baba dedi, ben İzmir'e indim dedi, seni karşılayan oldum dedim. O anda zaten hiç ses vermedi. Başka bir şey bilmiyorsun. Başka bir şey sonra bilmiyorum. Sonra da telefonu kapalı. Evet. Ekibimiz daha sonra Tuğçe adlı genç kızı buldu. Mutlu Kıyar'la sosyal medyadan tanıştıklarını doğrulayan genç kız sevgili olmadıklarını söylemişti. Sosyal medyada tanıştık, telefon numaramı istedi falan. Zaten bir kere konuştum, başka da hiçbir konuşma olmadı. Ben İzmir'e geçiyorum dedi, İzmir'e gidiyorum dedi. Ben de kapat telefonu dedim, konuşmak istemiyorum dedim. Bu bitti, başka bir şey yok yani. Orada da şimdi kız diyor ki bana gelmedi. Ailesine de doğru söylememiş olabilir. Anne baba ne kadar bilecek yani? Programımıza yaşadığına dair hiçbir ihbar gelmeyen 23 yaşındaki gencin telefonu son olarak İzmir'in Çeşme ilçesindeki ormanlık bir bölgeden sinyal vermişti. Mutlu Kıyar'dan acı haber tam 48 gün sonra geldi. Çeşme'deki ormanlık alanda kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenleyen polis ağaca asılı durumda bir cesetle karşılaştı. Zonguldak'tan İzmir'e giden baba Mustafa ve abi Adem Kıyar cesedi teşhis ettiler. Mutlu Kıyar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Gerçekten annesi babası çok aradı ama hiçbir haber çıkmamıştı. Evet. Yani orada gördük, burada gördük falan diye. Tesadüfen işte böyle bir göçmen arama çalışması yapılıyormuş ormanlık alanda. Karşılaşıyorlar. Daha sonra hani kayıplara bakıyorlar. Mutlu'nunki uyuyor. Babası gitti, teşhis etti. DNA testi de yaptılar ama... Baba zaten teşhis etti. Baba da o görüştüğü kızdan da şikayetçi olacağını söyledi. Şey diye düşünülüyor. Yani kız onu reddetti. Tabii yine de bana garip gelen şeyler var. Çünkü çocuk İzmir'de yaşamıyor ki yani. Çocuk Zonguldak'ta mı yaşıyordu? Kıbrıs'ta askerlik yapıyordu, Zonguldak'ta yaşıyordu. İntihar etmek için niye İzmir'de, Çeşme'de ormanlık alana gitsin falan diye böyle aklımda... Deli sorular da yok değil yani. Ya açıkçası ama siz söylediğinizde ben de benzer şeyler düşündüm. Niye? Biz bunun intihar olduğuna nasıl eminiz? Çünkü bir tane daha bak bu yani şu sürünce yıllık programda bir tane daha böyle bir hani kayıp olarak aranıyordu. Bizim aslında şüphelendiğimiz insanlar da vardı. Ben hala da onlardan şüpheleniyorum. Ağaca asılı halde bulundu beyefendi. İyi de yani onu götürüp ağaca asmadıkları ne malum? Şimdi üç kişi tutsa, silah dayasa, gitse ağaca assa işte intihar etti olacak. Ama aslında hiç intihar etme durumu yok. Onu da hatırlarsınız evden çıkışı yoktu vesaire işte kayınvalidesi, kayındünürü vesaire böyle bir işler vardı. O da öyle çıktı. Şimdi hani öyle dedikten sonra emniyet yetkilileri üzerinde konuşacak bir mevzu yok. Ama benim de aklımda açıkçası çok soru var. Yani Zonguldak'ta yaşayan, Kıbrıs'ta askerlik yapan nereden gitti? Çeşme'yi buldu da, ormanlık alanı buldu da, ipi buldu da, gitti de kendini astı. Şimdi ne bileyim kendimi asacak olsam bildiğim bir ağacı asarım herhalde. Şimdi neden başka bir şehre gidip bilmediğim bir ormanı bulup. Yani neyse. Ama işte bu asılma ile neticelenen ölüm durumlarında yan delillerle bunun aksini ispat etmek ve bir takım emareler tespit etmek mümkün olmayınca. Çok zor. Adli tıbbın görüşü de, savcılığın görüşü de intihar olarak tebeyyün ediyor. Çok zor. Daha gerçi hani kesinleşmedi. Hayır, emniyet çalışmalarını sürüklüyor. Diğer olay için ama. Ben genel mesela olarak, diğer olayda hiç aslına inanmıyorum evet, yani. Genel olarak intihar olarak kabul yani ediyor. O, ve dolayısıyla otopsi intihar olarak kapanıyor maalesef. Otopsiden sonra kesinleşir artık. Mutlaka otopside araştıracaklardır. Şey. Yan delillere bakılacaktır.
Ama tabii çok titiz bakmak lazım. Böyle bir durumda pek yan delil elde edilemiyor maalesef. Yan delil elde edilemeyince ya o konuştuğu kız da küçük bir kız yani. O da 18-19 yaşında bir kız. Ama bilmiyorum biraz garip bir durum. Allah ailesine ailesinin yardımcısı olsun, sabırlar versin. Amin. Daha cuma günü bile buradaydılar yani. Biz kızla röportaj yaptık, onlara izlettik. Bakın böyle söylüyorlar falan diye. Tam işte buradayken haber geldi, gelin diye. Buradan atladılar, gittiler yani. Çok zor bir şey. Allah yardımcıları olsun. Efendim iki tane de kaybım var. Bu iki kaybı da söyleyeyim. Çünkü burada heyecanla bekleyen Gülizar Hanım var. Biliyorsunuz Gülizar Hanım 1980 yılında tren garına bıraktı. Kızını arıyordu. Bir hanımefendi çıktı, dedi ki senin kızın ben olabilirim. İşte kızın olduğunu düşünen hanımefendi de az sonra stüdyomuzda olacak. İnşallah. Ve ilk kez karşı karşıya geleceksiniz bakalım. Ama iki tane kaybım var. 32 yaşındaki Savaş Yayık, İstanbul Esenyurt'tan 31 Mayıs günü kayboldu. Bir yıldır Esenyurt'taki evinde yalnız yaşıyormuş. Kaybolduğu gün ama sizin yanınızda mıydı? Kaybolduğu gün sizin evinizde. O gün beraber yemek yemişler. Ardından Savaş evde işlerinin olduğunu söyleyerek yanlarından ayrılıyor. Evine gidiyor, bir daha kendisinden haber alınamıyor. Kaybın içine kıyafetlerini doldurduğu sırt çantasıyla birlikte yanına kimliğini ve cüzdanını da aldığını biliyoruz. Dediğim gibi 32 yaşında ama cep telefonunu evde bırakmış. Bu enteresan. 2,5 yıl boyunca benzin istasyonunda çalışıyormuş. Kaybolmadan bir hafta boyunca iş yerindeki hiçbir yetkiliye haber vermeden 3 gün işine gitmemiş. Bu yüzden de işine son verilmiş. Bir de bu iş yerinden ayrılmadan önce bankadan 10 bin lira kredi çektiğini, bu paranın da bir kısmını geri ödediğini biliyoruz. Kaybın teyzesinin oğlu da demiş ki Yeliz isimli bir kadının yanına kaçmış olabilir. Antalya'da yaşıyordu Yeliz, evliydi. Bu da sizi endişelendirmiş. Evet. Ama iş yerine falan gitmedi. Onun da var mıydı bir psikiyatrik problemi falan? Yok. En son yemek siz yediniz. Yok. En son bana geldi. Perşembe bana geldi. Perşembe gelmedi. Cuma günü geldi. Yok, onları anlattım ben. Ben onu sormuyorum. Şimdi yalnız da benden yaşıyor. Benden sonra şeye gidiyor. Abime gidiyor. Abim de yemek yiyor. Akşam saat 10 civarı diyor ki ben eve gideceğim diyor. Yok, böyle halinde hareketinde nasıl bir şey vardı? Halinde hareketinde bir şey yoktu. Aynı mıydı? Aynı. Sadece telefonu bozuktu. Bana geldi. İnternetten bir şeyler düzeltmek için mesaj gönderdi. 13 gün sonra cevap gelecekmiş. Benim küçük kızın telefonu aynı. Dedim o zaman buna tak, bunu kullan. Yapılınca eve geri getirsin. Dedi abi bunda da olmuyor dedi. Sonra yengesinden para istemiş bir miktar. Yengesi de demiş vallahi bende o kadar yok ama var biraz. Ama demiş yenge abime söyleme. Ne tamam, kadar almış? 1,5 istemiş. Benim eşimde de 700 varmış. Hatta bana söyledi, tamam dedim, ver dedim. Hatta ben gittim, bankadan çektim, getirdim, eşime verdim. Dedim ama benim haberim olmamış gibi ver. Peki siz biliyor muydunuz iş yerinden atıldığını? Biliyorduk. Peki ne dedi, niye gitmemiş iş yerine? Hiçbir şey anlatmıyor. Abi hastaydım, gidemedim. Telefonlara da cevap vermemiş. Daha o zaman telefonu çalışıyordu. O yüzden diyorum işte. Ondan sonra acaba bu çocuğun da var mıydı bir sıkıntısı? Yok, öyle şey yok. Abisine gidiyor. Abisinden de bir 300 falan alıyor. Abi diyor bir iş yerine başlayacağım. Sigorta ondan ne kadar alıyor? 300. Sigorta falan kağıtlarını yapacağım demiş. Hatta benim evden çıkarken yengesini ağzından kaçırmış. Bir yerden de para gelecek, onu da alırım diye. Ama ondan sonra en son abime gidiyor. Yemek falan yiyor. Eve gidiyor. Ondan sonra yok. Bayramda ben gittim. Evet, hatta aradık, ekranda, şey yaptık. Tamam, ekranda fotoğrafını görüyor izleyicilerimiz. Eğer ortada bir yerdeyse mutlaka bizi ararlar zaten. Bir gösterelim önce fotoğrafını. Bakalım kamera nasıl telefonlar gelecek. Oturduğu evin kamera kayıtlarına da ben gittim baktım. Çıkışı yapılmış ama 2 gün sonra birisi yine o karttan giriş çıkış yapmışlar. Ama o da kim onu bilmiyoruz. Kamerada görüntüleri yok mu onların? Görüntüleri var ama biz tanımıyoruz. Ama senin kardeşin değil. Yok, benim kardeşim değil. Tamam ya, belki Antalya'ya gitmiştir. Belki dediğim gibi hani psikolojik bir sorunu yani olabilir, bir şey olabilir. Kamera yoksa normalde gittim, istedim. Niye kaçtın? Silinmiş dediler. 10 gün içinde siliniyor diyorlar. Evet, yani hayatım doğru, yalan. Siz nerelisiniz? Ağrılıyım.
Acaba Ağrı'ya falan gitmiş olabilir yok, mi? Yok, hayatta gitmez. Kimse yok. Bir dayım var Ağrı'da. Hadi o gitse bile haber verir yani. Peki efendim. Savaş Yayık. 4 aydır kayıp efendim. Bu yeni bir kayıp değil. Bu 4 aylık bir kayıp yani. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Her yere başvurduk. Anne baba burası. Hayatta mı? Annem rahmetli, babam hayatta. Allah rahmet eylesin. Amin. 4 aydır kayıp görenlerden, bilenlerden haber bekliyoruz. Hayatım sen de şimdi arkadaşlar haber verdiler. Kapıya gözü yaşlı bir hanım geldi diye. Sen de eşini aramak için gelmişsin. Antalya'dan geliyorum. Antalya'dan mı geldin sen? Eşim Ankara'ya gitti. Alacakları vardı. Perşembe günü 10'u çeyrek geçe en son konuşmamız o. Eşim beni her halükarda arar. Hani aramadan duramaz. Dedi şarjım bitip dedim ki bu alacaklılarında yani eşimi oyalıyorlar. Ya başına düşün, bir iş bir getirdi saniye, bu dur. İnsanlar. Dur şimdi sen Perşembe günü Antalya'dan kalkıyor senin eşin. Alacaklarımı tahsil edeceğim diye Ankara'ya gidiyor. Çarşamba sen bir daha akşamı, da haber alamıyorsun. Çarşamba akşamı çıktı yola. Hı. Perşembe sabahı Ankara'daydı. Aradı mı seni ben Ankara'dayım diye? İndim Bahar ben Ankara'dayım dedi. Konuştuk. Ondan sonra... Saat kaçtan sonra haber alamadı? O yani 10:30'dan sonra aramaya başladım yok. Gündüz 10:30'dan sonra. Tamam yani Perşembe sabahı 10:30'dan itibaren yok, yok işin. Yok. 39 yaşındaymış Arif Demir şoför. Ankara'da Kısmet Yıldız ve Ömer Kefli adında 2 kişiyle oto kiralama işi yapıyormuş. Yok. Onlar kredi çekip, beraber. Kızım yok değil söylediğinizi okuyoruz. O zaman söylerken hayır, doğru söyleyeyim. Ne söylesem yok diyorsunuz anlamadım hayır, ben ya. Hayır affedersiniz ben ondan değil. Kısmet oto işi yapmıyor. Ömer oto işi yapıyor. Çok affedersiniz. Ay aşkım affedecek bir şey yok. Perşembe demişsin. Perşembe yazmışlar. Çarşamba diyorsun. Çarşamba diyorum. Perşembe diyorsunuz. Dur bir okuyayım da bir bitireyim. O zaman buraya gelirken doğru söyleyin. Bak ikisine de aynı şey yazıyor. Dur bırak kimin ne yaptığı önemli değil. Kredi çekip Kısmet Yıldız'a 87 bin lira. Ömer Kevli'ye 500 bin dolar para vermiş. Doğru yani, mu? Senin eşin nereden buldu 500 bin dolar? Hayır. Ömer eşime verecek. Yani eşimden devamlı paralar çektirdi, krediler çektirdi, tırımız vardı sattı. Yani devamlı borça. Mesela Ömer'in eşi Duygu Kefli. Yani bu Kısmet üçü, bunların parmağı var eşime yani bunlar bir şey yaptı. Senin eşin mi 500 bin dolar para verdi, senin eşine mi 500 bin dolar para verdiler? Verecekler. Eşim onlara verdiği paraların karşılığını alacak yani daha doğrusu... Onlar borçlu eşime. Eşim hep kredi çekti. Ama eşine 500 bin dolar borçlu bu insanlar. Evet borçlu. Tamam işte onu söylüyorum ben işte. 500 bin dolar vermiş Ömer'e diyorum. Müge Hanım kusura bakmayın cidden yani. Yok hayatım sen de kusura bakma da. Belirsizlik çok hayır, kötü bir şey. Hayır sen de kusura bakma da. Şimdi siz buraya gelirken arkadaşlarla konuşmuyor musunuz? Konuşuyoruz. Tamam. Ne söylüyorsanız onlar da onu yazıyor. Nereden bilsinler onlar? Perşembe diyorsun. Perşembe diyorum çarşamba. 500 bin dolar vermiş ayarı ona verecek. Kim kime borçlu? Senin eşin mi borçlu? Gittiği kişi mi borçlu? Gittiği kişiler borçlu. Tamam eşime. O zaman senin eşin zamanında 500 bin dolar verdi diyorsun. Evet. Kime? Doğru işte Ömer'e. Ömer'e. Tamam senin eşin nereden buldu 500 bin dolar da Ömer'e verdi diyorum şöyle ben de. Şöyle söyleyeyim. Eşimin bankalarda hani şeyleri yüksekti, kredileri yüksekti. Hani bu... Ya 5 kere 6, 30 yani 3 milyon lira para. 3 milyon lira hangi banka kime veriyor ya? Şey, bir kitap ihalesine falan gireceğiz demiş. Ondan sonra abi para yatırmamız lazım diyor bu Ömer. Çekiyorlar, veriyorlar. Senin eşin ne? Ne iş yapıyor? Şoför. Ne şoförü? Uzun yol şoförü, nakliye tır şoförü. Tamam, tır onun mu? Tırımız vardı, Ömer sattırdı, tırımızı da sattırdı. Tırımız yani da vardı. Yani şu anda adımıza bu krediyi alırken o tır eşinize mi aitti? Evet, eşime aitti. Onu mu teminat gösterdiler evet, de? Evet, onu gösterdi. Ondan sonra KGF diye bir şey var, devlet kredisi. Ondan hak çıktı eşime, hani ondan da para çekti. Sizin çocuklarınız da var mı? Yok.
Bizim ikinci evliliklerimiz. Ortak bir çocuğumuz yok eşimle. Peki sen sonra aradın mı bu kısmetli Ömer'i? Telefonları, benim numaralarım onlarda engelli. Niye? Yani engelli arıyorum, bir muhatap bulamıyorum. Hayır, ilk kaybolduğu gün aradın mı hani sizin oraya gelecekti? Aradım gelecekti. Da yok. İşte telefonlarım engelli olduğu için ulaşamıyorum ki hiçbirine. Ne zamandan beri engelli? İşte Arif alacağını devamlı söylemeye başladığında, benim telefonumdan aradığında benim numaralarımı da engellediler. Heh, senin kocan onları arayıp bana paramı geri verin mi diyordu? Evet. Senin onun telefonunu açmadıkları için senin telefonundan da arıyordu. Evet. Tamam, sen de başka bir telefondan arasaydın bunları hani açık aradım. Olan. Kızımın, küçük kızım var, ortaokula gidiyor. Onun telefonundan aradık, onun numarasını da engellediler. Aradık öyle. Bir de benim eşimin bir telefonunda program var. Böyle kayıt alıyor. Hani her konuşulanı, mesela eşya kırıldı mı, bir şey oldu mu? Hani yalan olmasın, her şeyi doğru doğru. O yüzden telefonu kayıt alıyordu, her konuştuklarını böyle. Bunların da devamlı benim eşim konuşurken kulak aşina alama şöyle. İşte abi paranı vereceğiz. Abi bilmem ne yapacağız. Var mı onların kayıtları? Eşimin telefonunda var. Yani eşim hep telefonuna kaydediyordu. Ama eşinin telefonu da yok şu anda. Yok, o da yok. Hiçbir şey yok. Ne geldiyse bunlar başına bir iş getirdi zaten. Benim eşim Müge Hanım aramadan durmaz. Hatta genellikle biz yani burayı takip ediyoruz. Dedim ki Allah'ım dedim, kimseye kayıp acısı yaşatmasın, çok kötü bir şey. Ve şimdi benim başıma geldi. Çok kötü. Ömer Bey telefon attınız demiş. Ömer Bey. Efendim. Günaydın. Sağ olun size de. Bakın bu Bahar Hanım kalkmış Antalya'dan sabah gelmiş stüdyonun kapısına. Benim kocasının sizin yanınızda olduğunu iddia ediyor. Şöyle söyleyeyim, ben kendisiyle yaklaşık 4 aydır hiçbir şekilde, en az 4 aydır hiçbir şekilde diyaloğum yok. Bir kere bundan bir ay mıydı, 1,5 ay önce miydi, bir kez beni telefonla aradı. Ondan sonra da görüşmedim. Ama şöyle söyleyeyim, Gökmen diye biri var. Ben soy ismini bilmiyorum. Arif'in aracılığıyla beni aradı. Benim numaramı ona vermiş. Bir şekilde beni aradı, onunla konuştum, onunla birlikte olduğunu biliyordum. Ama şimdi neredeler, ne durumdalar, beraberler mi bilmiyorum. Ben göçmen zaten dediğiniz kim? Arkadaşıymış galiba Ankara'da. Gökmen mi? Evet, Gökmen Bey. Gökmen Bey. Müge Hanım, evet. Şu konuda bir dakika, bir dakika dur. Peki, şimdi size 500 bin dolar borcunuz varmış. Bakın hanımefendi, Müge Hanım, benim böyle bir borcum yok. Kendisinden 175 bin liraya yakın bir para tabii, aldım. Evet. Duyuyor musunuz? Duyuyorum, evet. Bundan aşağı yukarı 4 ay öncesi de toplamda kendisine 252 bin lira para ödedim. Yaşadığı mağduriyetten dolayı. Tabii, bir tane araba, kendisine bir tane araba verdim. Ondan sonra kalan parayı da nakit olarak ödedim. Nakit olarak değil, hatta bana verdiği hesap numarasına Arif Demir adına borç ödeme tutarı diye dekontlar halinde gönderdim. Benim kendisine herhangi bir borcum yok. Aramızda bir alışveriş vardı, evet doğru. Ama ben bunu mağduriyetini gidererek kapattım. Şimdi bu hanımefendinin eşi ne iş yapıyor? Yani Arif Demir ne iş yapıyor? Ben bir onu bir anlayabilsem. Valla şu anda ne iş yaptığını ben... Hayır, sizinle yaparken yani, sizinle bir iş yaparken ne iş yapıyor bu adam? Nasıl yani? Ömer Bey bizim şoförümüz. Hayır, ne iş yapıyor yani, böyle lojistik işi mi var, ne bileyim yani, ne bu kadar 500 bin dolarlar, 220 bin... Ya yok öyle, yok öyle bir şey. Müge Hanım... Hayır yani şimdi ben tır şoförlerini çok tanıyorum, arkadaşlarım var, buraya da konuk alıyorlar, yok, da bu yok. Bahsedilen Müge paralar... Hanım. Bir dakika dur, bir tır şoförü için yüksek paralar... Bu adam ne iş yapıyordu, onu soruyorum ben. Ya yok ki öyle bir para. Bu adam, tırı vardı bu adamın ya. Müge Hanım, tamam. Eşimin tırını sattırdı. Sattı otogarelin galeriye de kendi pazarlık yaptı. Şu anda ben Arif Bey'e param yok. Abi ben seni maddi manevi soktuğum külfetleri her kuruşuna kadar ben 500 bin dolar ödeyeceğim abi. Abi para bugün geliyor, yarın geliyor abi. Abi 40 bin lira ver, 20 bin lira ver. Şu Müge anda Hanım, ben bir saniye dinler misin? Bak ben seni dinledim ustaca.
Şimdi sen Ömer Bey bakın, bir dakika ama. Şimdi bir dakika. Beyefendi, bu adamcağızın bir tırı var. Taşıma mı yapıyordu? Evet. Dur bir dakika. Beyefendi. Buyurun. Arif'in bir tırı vardı ve nakliye işi mi yapıyordu? Evet. Tamam, sonra niye sattı tırını? Bana yardımcı olmak için sattı. Tamam. Siz ne oldu, bir hastalık falan mı, bir şey mi geldi yok başınıza? Ben bir iş yapmaya kalktım. Bunu da yapamadım, beceremedim. Tamam, o neydi o iş? Ya nasıl yani, bir ticaret yapmaya kalktım, beceremedim hanımefendi. Anladım. Gördüm. Hayır. Ama şimdi o da tırını sattığına bakın göre beraberce bir iş yapacaktınız. Evet. Aynen öyle. Evet. Tamam, ne bir şey mi alacaktınız, satacaktınız? Bir şey alıp ticaret yapacaktık. Alışveriş, bir şeyler alıp satacaktık. Ama tamam, ne mesela matbaa makinesi mi satacaktınız? Et ya mi? Niye matbaa makinesi satacaktınız? Hayır, ne bileyim yani, bu kadar gizli bir şey mi? Nasıl alıp satacaktınız? Ya ticaret yapacaktık, beceremedik. Ben Arif'le... Ya ticaretin bir malı yok mudur? Metası neydi? Ben seyir halindeydim. Benden rica ettiler. Allah rızası için bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. E tamam, ben size ya kötü bir şey sormuyorum ki. Ticaret tamam, yapacaktınız. Işte, hayır, ne satacaktınız? Yani söylemediğinize göre evet, suç ya unsuru taşıyan bir şey mi satacaktınız? Tamam, şöyle evet söyleyeyim o zaman. Şöyle söyleyeyim. Ben borç aldım Arif Demir'den. Borç aldım, ödeyemedim. Sonra aradan aşağı yukarı 15-16 ay geçti. Mağduriyetini giderebilmek için kendisine toplamda 252 bin lira para gönderdim. E madem siz de o işi yapamadınız, nasıl onun karşılığını ödediniz? Toparladım, ettim, arabaydı, oydu, buydu, borç aldım, ondan aldım, bundan aldım. Bu şekilde kendisine mağduriyetini gidermek için 252 bin lira para ödedim. Bunun 160 bin liraya yakınını bir araba verdim kendisine. Ali diye bir arkadaşı var, eşi tanır. Onun üstüne verdim arabanın satışını. Ben inkar etmedim ki bunları. Satışını verirken de söyledim. Dedim ki hani bununla bir tır al, içine gücüne bak. Hı hı. Bir şekilde tabii yine ben hani olursa elimden geleni yapacağım dedim. Ali bunun şahidi. Müge Hanım. Ali Bey bunun şahidi. Hayır. Ben toplamda söyleyebilir miyim? Çok affedersiniz de. Ali kim? Ali... eşimin kadim dostu Ali abi, o zaten biz bir şey inkar etmedi, vermedi etmedi diye. Eşim bu Ömer Bey'in Sefa var yeğeni. Ne iş yapacaklardı buna? Demek ki... Hayır, bu kitabı ailesi demiş. Eşime kitabı ailesi yapacak. Ali abi de bunları biliyor. Yani biz inkar etmiyoruz. Kitabı ailesi yapacağız abi. Kitabı ailesi mi yapacaksınız ondan beyefendi? Ondan sonra şu iyi hale yapacağım. Evet. Niye peki kitabı ailesi demiyorsunuz? Hani ne var yani bunun? Ya Müge Hanım bakın. Diyorum ki ben Arif Demir'le olan aramdaki şeyi alacak verecek muhabbetini ödeyerek fazlasıyla elimden geldiğince borç alarak kapattım. Müge Hanım anladım ama eşi diyor ki benim diyor Arif diyor bundan tatmin olmamıştı diyor. Bak bir şey soracağım yani, Müge Hanım. Ben size soruyorum Müge Hanım. Sefa Karakaya'ya yeğeni oluyor, araştırdık biz, pislikleri çıktı ortaya. Ben yalan söylemiyorum, en son yalan söyleyeceğim. Yani yalan söylemekten nefret ederim. Hayır zaten. O da diyor ki ben ödedim, belki hayır, eşi sana söylemedi. Sefa Karakaya'nın adına yeğenin adına şey açıyor, otogaleri açıyor. Kendi eski tekarı vardı, batırmış Ömer Bey. Abi işte ben gene açarsam karıştırıyorsun da senin eşinin parası nereden? Ben onu merak ediyorum. Ya Müge Hanımcığım, sizin işte anlatmadığınız bana bir şey var herhalde yok, ki. Yok vallahi billahi, bakabilirsiniz. Eşim kredi çekti. Devlet kredi veriyor KGF diye. Ve bunlar da verildiği için de yüksekti puanları. Peki bir saniye, siz Kısmet Yıldız'ı tanıyor musunuz Ömer Bey? İsmen tanıyorum, evet. O da mı iş ortaklarınızdan? Evet. Hayır. Arif Bey'in tanıdığı. Hayır. Anladım, bir reklama girelim.
Gülizar Emirdağ 40 sene önce Temmuz ayında Manisa tren garına bırakmak zorunda kaldığı kızını bulmak için eltisiyle birlikte stüdyomuza konuk olmuşlardı. Şimdi sen önce biriyle beraber olmuşsun Gülizar ablacığım, öyle mi? Evet. Bundan iki tane çocuğun olmuş. İki tane çocuğum oldu. İlki 2 yaşındaydı. Öbürü 7-8 aylıktı. Eşim vefat etti. Kayınvaliden istemedi. Hani öbürkünü ben alayım, onu sen al deyince ben de mecbur kaldım. 2 yaşındakini kayınvaliden mi aldı? O baktı. 7 aylıkla beraber annem bile geldim Denizli'ye. Beni evlendirmeye kalktılar. Çocuğuyla istemeyince ince ben de trene bıraktık kayınımla. Bir talibin çıktı. Ama talip dedi ki ben bu 7 aylık kızı istemiyorum. İstemiyorum dedi. Sen de gittin, evleneceğin kişinin kardeşiyle gittin, çocuğu tren garına bıraktın. Evet. O yıllarda Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan bir izleyicimiz yayına bağlandı. Bir kız çocuğu bulunup hastaneye getiriliyor. Kontrolleri yapılıyor hastanede. Ve daha sonra da o çocuğun İzmir'e çocuk yuvasına gönderildiğini duymuşsunuz. Gördüm, kızlar bizim hastanemiz. Hastaneye götürülme sebebi de o vücudundaki yaralar olabilir aslında. Gülizar Hanım'ın hatırladığı ve aktardığı tüm bilgiler doğrultusunda telefon attığımızda Manisa tren garında böyle bir bebeği eşinin bulduğunu söyleyen bir izleyicimiz vardı. Beyim geldi akşam, dedi ki bir çocuk bulundu. Temmuz aylarında kız çocuğu dedi, treni de bırakmışlar adliyeye dedi. Ama kendisi mi buldu bilmiyorum. Yanaklarında bir pembe pembe dedi, küçük küçük lekeler vardı dedi, bir iki yerinde dedi. Evet, bizim kız. Kirpikleri çok güzeldi dedi, hanımın dediği gibi tutuyor, 6,5-7 aylık dedi. Karşıya kas, çocuk yuvasına gitti dedi. Gülizar Emirdağ'ın 7 aylıkken terk etmek zorunda kaldığı kızı olabileceğini söyleyen izleyicimiz ise umutları artırdı. Kanalı izledim ben, o bayanın verdiği birçok şeyler tutuyor. Kaç doğumlusunuz siz? 1980. Beni de Manisa'da terk etmişler ama nereye terk ettiklerini bilmiyorum ben. Oradan da Karşıyaka çocuk yuvasına. Kıyamam ben sana. Peki belirgin bir alerjiniz var mı? Evet, yani kurdeşendim. Çocukken ben. Hala bile var yani. Peki siz daha sonra hiç gittiniz mi yuvaya bir dosyanıza falan bakmak için? Çıkan sonuç sadece sert çocuk. Sen de arıyor muydun aileni? Evet, arıyordum. İlk resimimde o gün işte aldıkları gün çekmişler. Sevgi Hanım'ın bebeklik fotoğraflarını da inceledi Gülizar Hanım ama aradan geçen 40 yıl hafızasındaki görüntüleri silmişti. Ay, aracısı var ya küçükten, belki olabilir. Dur bakalım hadi inşallah. Aldık, teşekkür ederim. Efendim şimdi bu diğer konuyla ilgili eşini arayan hanımefendinin o bağlanan kişilerle ilgili de mesajlar geliyor da WhatsApp ihbar attığımızda bir taraftan da ona bakıyorum. Bu iş şey, bu iş biraz yaş. Dur bakalım. Sıkıntılı değil mi? Ya ben zaten şu işi hiç anlayamam. Böyle erkekler arasında oluyor ya mesela, sen arabayı al, arabanın üzerine şu kadar, şu kadarın üzerine bu kadar falan, o hep böyle astarı pahalısın ve hiç anlamam ben işleri. Ne kadarsa, bunu yapacağız. Yani ne kadarsa tabii. Parasını alacaksın, vereceksin. Onun üzerine arabayı vereyim de arabanın üzerine bunu da vereyim de bunun üzerine. Ay, yani çok sıkıcı değil mi yani? Bir şey var yani orada. Vallahi bu hadise, ben sevmem böyle şeyler ya. Sıkıntılı işler bunlar. Bu hadise özellikle sıkıcı geldi bana. Evet yani ne oldu, ben onu verdim. Yani açıklanması gereken çok soru var. Evet, dur ona bir bakacağız yani. Kadıncağız da bilmiyor ne olduğunu. Ya kadıncağız nereden bilsin? Bir de Antalya'dan gelmiş, sabah kapının önünde ağlıyormuş. Sizler gördünüz herhalde, arkadaşlar almışlar. O yüzden daha konuyu inceleyemedim ama bakacağım. Efendim. Şimdi Gülizar'cığım yanına almış Ayşe'yi, eltisini gelmiş. Nasıl geçti hafta sonu, heyecanlı İyi, mısın? İyi geçti, çok heyecanlı. Heyecanlı mısın? Evet. Şimdi Gülizar abla, sen dedin ki ben kızımı dedim 1980 yılının Temmuz ayında Manisa'da tren istasyonuna bıraktım. Trenin içine bıraktım hatta. Tabii içine, içine, doğru içine. Doğru yalan. Kaçtık. Şimdi soyadını vermeyeceğim. Sevgi Hanım da bağlandı, dedi ki ben de Manisa'da bulunmuşum. Tren istasyonu olup olmadığını bilmiyorum ama... Temmuz ayında bulunmuşum ve gerçekten de Karşıyaka çocuk yuvasına götürülmüşüm. Sonra da evlatlık edinilmişim. Üstelik siz de gittiğinizde kırmızı kırmızı yaraları vardı diyorsunuz. Bu kızcağız da kurdeşen döküyormuş hala daha. O yüzden senin kızın olma ihtimali oldukça yüksek. İnşallah. Şimdi kalktı İnşallah. Geldi. İnşallah. Şimdi gel bakalım bir ayağa kalk, kızın olduğunu düşünen Sevgi Hanım buradan gelecek şimdi alkışlarla. İnşallah. Bak bakalım ne hissedeceksin gördüğün zaman. Hadi git.
Merhaba. Ağlamayın. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Ayşen, evet, biraz şöyle kayalım da. Otur aralarına istersen. Böyle. Ay çok tedirgin, çok heyecanlısın. Gel ben sana sarılayım. Ne olacak hayatım? Biraz öyle. Gel, tamam, tedirgin olacak bir şey yok. Tamam, biliyorum çok zor. Gel, çok zor, farkındayım. Evet. Şimdi herkes birbirinin suratına bakıyor ya, ben de bakıyorum şimdi herkesin suratına. Sevgilim nasılsın? İyiyim. Allah'a şükür, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yazık bitiyor. İhtimal üzerine geldik işte biz de. Nasip hayırlısı her şey. İnşallah, inşallah çocuğum. Çok mutlu oldum şimdiye kadar, çıkamadım, bulamadım seni. Şeyimi affet, kusurumu çocuğum. Ama benim olduğum daha belli değil. Belli yani, değil tabii, tabii. Çok fazla ben umut etmemek öyle lazım. Mi? Tabii, bence öyle. Fena taşını tabii ki. Şimdi senin elinde sen anladığım kadarıyla başvuruda bulunmuşsun değil mi? Daha önceden evet. Karşıyaka Çocuk Yuvası Müdürlüğü sana bir şey göndermiş. 29.12.2008'de bir belge göndermiş. Diyor ki arşiv araştırması yaptık. 21 Temmuz 1980 tarihinde diyor. Yani sizin bıraktığınız tarihe uyuyor değil mi Gülzar abla? Temmuz 1980 demiştiniz. 21 Temmuz 1980 tarihinde Salih ile Emniyet Amirliğince terk kız çocuk olarak getirildiğiniz, kuruluş yetkililerince isimlendirme tutanağınızın düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Öz aileye yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır deniyor. Evet. Şimdi siz size gelen şey de Salihli Emniyet Amirliği getirdi denmiş size oraya. Salihli'de de tren istasyonu var. Evet. Siz hatırlıyor musunuz hangi tren istasyonuna bıraktığınızı? Bilmiyorum, Manisa dedi. Manisa'dan oraya mı gitti acaba? Salihli Manisa'da zaten. Manisa'dan tamam, oraya götürmüşler demek yani. Evet. Manisa'da oldu. Siz orada Manisa'da mı yaşıyordunuz? Biz mi? He. Hayır, Eltimler İzmir'deydi, oraya gitmiştim ben. Karşıyaka'da oturuyordum ben. Karşıyaka'da oturuyordunuz. Evet. Siz bebeği bırakmak için mi o tarafa doğru gittiniz? Herhalde öyle ettik bunun eşiyle. Ha yani bizim yakında bırakmayalım, uzakta bir yerde bırakalım diye. Evet, Şırak'la beraber bırakıldı. Manisa'da kaç tane böyle var tren istasyonu? Hiç bilmem ben bu tren istasyonları mevzusunu çünkü. Ama Salihli Emniyet Amirliğince getirilmişsin sen Karşıyaka Çocuk Yuvası'na. Ve tarihte tutuyor. Evet. Tutuyor. Kaç tane çocuk bırakılacak zaten aynı tarihte, aynı yerde sonra şeye gelecek. Zaten bir çocuk vardı orada, yani istasyonu bulunan bir çocuk. Evet, sonra seni evlat edinen ailenin dava şeyi var, elimizde kağıdı var. O da İzmir Karşıyaka Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda kimsesiz olarak teslim edilen 21.7.1980'de 80 doğumlu denmiş. Ha, 80. Ve Temmuz. O da Temmuz. Onlar da Temmuz, Temmuz diyorlar. Temmuz zaten ismi yoktu zaten. İsmi yazmadı. Temmuz. Hiç olmadı. İsim. Yani isim de yoktu. Bugüne kadar ben zaten hiç aramadım böyle bir şeyi. Ekranlarda el altından hep aradım ama hep belli bir yerde tıkanmıştım. Ondan sonra kahvaltı ediyorduk eşimle beraber. Sonra baktım hepsi bana uyuyor. Geldi arama yani, aradım ben de. Bütün cesaretimi topladım, geldim yani. İnşallah. Niye mesela aramadın bugüne kadar? Sen de başvurup gelebilirdin. Beni terk eden insanı ben ama pek aramak istemedim. Yani. İsmi yok ya ondan. Belirli bir adres hani, olmayı, isim de olmayı. İsmi de olmayınca ben de şey olmayınca yani. Ben bir şey yapamadım. Ha, beni terk ettiler diye aramak istemedin. Evet. Ama sonra Gülizar Hanım'ı gördün. Aynen. Mantık çerçevesiyle anlatmış olduğu her şey uyuyor birebir. Uyduğu için zaten geldim. Hayır, şunu söyleyeceğim. Şimdi sen bugüne kadar aslında beni terk ettiler diye aramak istemiyordun. Hatta sevgi demiş ki benim şimdi bu anlattığıma belki uygun başka bir aile olur. Tabii. Ben onunla bile görüşmek istemiyorum. Asla. Çünkü evet. Sen anlat. İstemiyorum yani görüşmek. Mesela biri falan bağlansa kabul etmem. Neden? Etmem.
Yani onlar beni arasınlar diye beklemişsin sen. Onu bekledim evet. Yıllarca öyle bir şey bekledim. Şimdi sen onlar geldiler diye mi bütün kırgınlıklarını hani unutup geldin? Evet. Olabilir diye tabii. Çünkü anlattığı her şey uyuyor. Gülizar ama senin başka çocukların falan da var. Hiç benzettin mi Sevgi'yi? Var. Var. Derya'ya mı benziyor azıcık? Değil mi? Yılbaba. Abisine. Abisini de biliyoruz. Abisi sana benziyor. Evet. Bana mı benziyor? Annesine benziyor. Yani. Abisi. Ben de pek benzetemedim açıkça kendime. Belli olmaz belki ailesi. Yani babaya bir şey benziyor. Çünkü biz tanımıyoruz aileyi. Kendi biliyor. Evet. Yani babaya benziyor olabilir. Bunu ancak Gülizar Hanım yani bilebilir. Resmi hani, falan yok mu resmi? Yok yani şimdi. Hiç. Hiçbir şey abi yok. Sonra senin kim evlat edindi? Yani nasıl bir hayat yaşadın? Başka kardeşlerin falan oldu mu? 40 sene ailemin çocuğu olmamış işte. Kaç sene? 40 sene. Raporu vermişler. Olmaz artık diye. Ondan sonra işte beni almışlar. Beni aldıktan sonra 2 ay sonra hamile kalmış. Ay, ay, bir tane de kardeşim var benim. Ay, erkek kardeşim. Ay, evet. Ay Rabbime bak ya ne büyüksün. 40 yıl sonra hamile kalıyorlar. 40 sene sonra doktor rapor vermiş. Yani artık asla olmaz diye. Evet. Beni almışlar. 2 ay sonra filan hamile kalmış. Demek ki siz bur bereket getirmişsiniz oraya. Herhalde. Rami Bey bu o kadar çok rastlanılan bir şey ki. Ya. Çünkü hani hep doktorlar diyor ya bu hamile kalma mevzusunu ne zaman kafandan atarsan bu sıkıntıyı yani beyin öyle bir şey. Bebeği alıyor o ara düşünmüyor bari yeniden hamile kalır mıyım kalmaz mıyım diye. Stres faktörü kalkıyor ortadan. Evet, stres faktörü ortadan kalkınca hamile kalıyorlar. Evet. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Yani ilahi olarak da ben bir çocuğa kucak açan bir aileye Rabbimin böyle bir hediye verdiğine de inanıyorum. Kalbim de buna inanıyor. Yani bilim evet öyle, kalben de böyle. O zaman seni daha da çok sevmişlerdir. Uğur getirdin diye. Aynen ailem, sülalem sevdiler bayağı. Sonra ne zaman öğrendin evlat edinildiğini? Mahallede çocuklar oynarken alay ettiler benimle. Ufakken, çocukken işte sen öylesin böylesin diye. İlk oradan öğrendim. Ondan sonra ailem inkar etti, kandırdılar ufaktım. İnandım ben de zaten. Ondan sonra ilkokul 5'te öğrendim. Kitaplık 12 yaşında falan tahmin ederim. Başkanıydım ben. Öğretmen de deftere yazmış her şeyi. Herkesin hayatını. Ben de kendi hayatımı merak ettim. Okudum, bir öğrendim. Ağladım ettim işte o zaman. Arkadan herkes öğrendi. Saçma sapan şeyler yani. Çocuklar da dalga geçti o zaman. Yani ilk öğrenmem çok berbattı. Öğretmen seninle ilgili her şeyi yazıyor. Yazmış evet. Ben de merak ettim. Sayfaya baktım. Niye böyle şey yazıyor? Bizim zamanımız yani, yani öğretmen o bilgileri nereden almış peki? Ailesiyle konuşuyor. Ailesinden. Evet. Ama böyle özel bilgilerin öğretmenin tarafından açıkta tutulması da doğru değil. Madem bir özel bilgi defterin var, bunu muhafaza et. Niye bu şimdi Sevgi Hanım onu okumayla o andaki psikolojisini tahmin ediyorum. Berbat oldum. Herhalde, haklı olarak. Tabii sen ağladın, bütün sınıf arkadaşlarım da öğrendi. Okudu. İşte dalga geçmişlerdi. O yaş grubunda çocuklar tarafından duyulması, çocuklar o yaşta maalesef ki acımasız davranabiliyorlar. O konuda çok ciddi travmalar atlattım zaten ben. Öyle. Sonra git şimdi o öğretmeni. Ondan sonra yap bir şey. Sonra alsınlar seni götürsünler. Yani gerçekten hani ya, inanamıyorum yani. Yani bu böyle evlat edinilen çocukların bunu nasıl öğrendikleri konu. Orada nereye gösterecek? Resimciydi benim babam. Alışık kırmızıları. Sürekli çekerdi. Rahmetli. Baba fotoğrafçıydı. Babam fotoğrafçıydı o zaman. Kendi yapıyordu hep resimleri o zamanlar. Sen bıraktığın çocuğu hiç hatırlamıyor musun? Bu biraz daha büyük be yavrum be. Ya kıyamam ben sana. Bu Gülizler'in de valla aklı. Ben bile hatırlamıyorum.
Siz hatırlıyor musunuz? Ben de hatırlıyorum yüzünü tam şeyini. Zayıftı zaten. Küçüktü zaten. Altına alıyorduk, kucaklıyorduk falan. Onunla ilgileniyorduk. Seni ailen aldığında var mıymış üzerinde yine o kırmızı yaralar? Varmış. Hastaneydi. Alerji vardı zaten. Hı-hı. Ben de yıllardan beri kurdeşendim. Kaşıntılarım oluyordu. Yaralanmalı oluyor bebek, muydu? Yani, bebek vardı zaten. Şimdi de geçti mi? Kabarıyordu kaşınınca. Öyle oluyordu. Yarada İlk bulduklarında oluyordu. Da öyle miymiş acaba bir şey dediler? Hasta gibiymişim zaten. Zayıfmışım o zamanlar. Aynı. Çok bakımsızmışım. Bakamadım. Zar zor iyileştirmişler beni. Aynen. Yani. Geldin ama Gülizar Hanım, annen çıkarsa da bir böyle bir kırgınlığın var galiba, değil mi? Yüzüne bile dönüp bakmıyorsun Sevgi. Bakmaz mıyım canım? Sevgi'ye söylüyorum. Ha, Sevgi'ye mi? Evet. Hayır, ne şu andaki duygun? Hani bir şey hissedersem annem çıkmazsa mı duygusunu yaşıyorsun? Herhalde. Evet. Öyle yoksa annemse beni bıraktı sıkıntı. Ya bir şeyin var da çözemedim onu. Vardır kırgınlığı tabii. Sevgi Hanım pek benzetemedim. Ben zaten ilk başta da dedim. Ben dedim benzetemedim. Ama dedim verdiği bilgiler birebir uyuyor dedim. Yani o yüzden aradım. Evet. Hani illa beni doğuran kişi demiyorum. Tabii, hani tabii. Ortada bir şey yok daha. Evet. Ona eğer DNA testi yapılırsa o zaman belli olacak. Tabii, yani. DNA testi. Zaten kırgınlığım da yok. Çünkü ben herkesi affettim bu hayatta. Hani ben bir kulum, Allah affediyorsa bana hiçbir şey düşmez. O düşüncedeyim. Güzel yani. Diyor. Ben hiç kimsenin kalbini kırmak için, rencide etmek için gelmedim buraya. Güzel. Hayır, yani annen çıkarsa sarılabilecek misin? Ben o kadar duygusal bir insan değilim maalesef. Hani çok fazla abisi öyledir. Çok sevgimi şey içimden şey yapar. Abisi severim. De öyledir. Aynı. Duygusal şey değildir. O kadar çok yani. İnşallah çıkar. Şey daha, duygu yoğunluğu daha olan biri değilim ben. Sevgi. Yani laflarına falan bakarsak çok akılcı Aynen. duruyor. Ama öyleyim. Ben çünkü hayatın gerçeklerinle büyüdüğüm için ister istemez bir olgunluk var. Katılaştırmış seni anladığım kadarıyla yaşadık. Tabii. Duygusallık dönemlerim artık aslında. Geçti benim. Katılaşmak değil normallik aslında. Gerçekli mantıklı olmak. Ha, ben sarılmayı severim. Yani ben sarılmayı severim, hissetmeyi severim yani. O insanların o zaman birbirine böyle bir enerji aktardığına inanırım. Yani dokunmadığım hiçbir şeyi sevemem yani böyle. Ben de dokunsalımdır hani, yani böyle, çok. Evet. Ay benim oğlana da mesela sabah gidiyorum onu var ya böyle hani yesem. sonra kadın köpeği yedi olacak yani. Yani böyle yesem onu anca böyle doyacağım yani. Peki o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar, DNA testi yaptıracaksınız. Evet. Erse Hanım'a iş düşüyor yani. Gene. Evet, Erse Hocam. Erse Hoca'ya gidecek. Gelip açıklar Erse Hocam sana inşallah. Ne kadar zamanda çıkıyormuş şimdi yaptırsak? İşte bak benim bu da kötü huyum, daha yaptırmadan sonuç ha. Evet. Ha? Bugün de pazartesi ha? Çarşamba. Ha, mümkünse program bitimine yetişsin. Ay, evet ya, öyle bir şey olsa daha mutluyum. İyi hadi gidin bakalım o zaman sevgicim. Bugün. Gidelim. Tamam, olur. Sende var mı başka çoluk çocuk falan? İki tane var benim. Allah bağışlasın. Bir oğlum bir kızım var. Oğlum 15 yaşında. Kızım da 13 yaşında. Desteklediler mi onlar da anne git? Tabii. Ben onlara zaten erken yaşta anlattım. Hani sağdan soldan duyup da şey olmasınlar böyle. Yalan yanlış duymasınlar diye ben anlattım onlara. Çünkü... Vallahi sevgicim ben de bu işlerin niye insanlara garip geldiğini, çocukların diline düştüğünü, aile ortamlarında konuşulduğunu anlayamıyorum. O yüzden. Yani yan komşumun çocuğunu hanımefendi bizzat karnında doğurmamış da, taşımamış, doğurmamış da bir yerden almış. Annelik de yapıyor. Ne doğuranlar var, neler ediyorlar çocuklarına. Aynen. Almış birisi almış güle güle yetiştirmiş güzel güzel başımızın üzerinde yeri var. Bunu niye dedikodu malzemesi yaparsın? Niye evde sohbet malzemesi yaparsın? Niye çocuklar bunu duyar da dışarı çıktıklarında arkadaşlarına ya biliyor musun seni de evlat edinmişler der. Bir çocuk için bunu öğrenmek o yaşlarda çok ağır bir şey. Evet. Evde konuşan büyüklere ne demeli yani? Vallahi. Terbiyesizlik. Hayır bu işsizlik, güçsüzlük. Her zaman söylüyorum. Herkes bir alsın da bir kitap okusun. Bir şey kitapta ne olduğunu söyleyin sansız. Biliyor musunuz bir kitap okudum. Ya şöyle şöyle bir şey olmuşu konuşun evde de çocuk da duysun.
Yan komşunun biliyor musun bilmem ne. Öteki komşunun biliyor musun kızı kaçmış. İki gün sonra da seninki kaçar görürsün. Hep bu, öyle onunki kaçıyorsa seninki de kaçacak. Bu tarih boyunca yani, hep olan yani bir şeydir. Aa, olmasın ama ne kadar çirkin şeyler bunlar. Şey gibi Midas'ın kulakları hikayesi tanedir ya. Aynen öyle. İşte gidip en son bütün herkese evet, ahaliye yani. Çok ayıp şeyler bunlar ya. Bir de hocam ben hep şunu düşünüyorum. Kime ne olacağının hiç garantisi yok. Senin 10 evet, tane çocuğun olabilir. Yandaki kadını çocuğu olmuyor diye kınayabilirsin. Ya da evlatlık aldı diye sana çok enteresan gelebilir. O 10 çocuğundan bir tane kızının da olmaz. 10 sene sonra. Senin de başına aynı şey gelir. İlla ki yaşayınca mı anlamak lazım yani? Evet, evet, bugün o konuyu yaşadık. 28 tane çocuğu olan bir hanımla yaşadık bugün. Evet. Değil mi? Yani 38'miş ya. 38 miymiş? Ne, yani biraz aklımız daha almadığı için... 38'in üstüne çıkamaz artık, yeter. Aslında 38 de değil, 43. Nasıl 43? Düşükleri de var. Onlar bak, gebeliklerini sayarsan, onu sayarsan diyor ki 43. Beşer 505 tane düşürdüm diyor. Yani 25. Kendinin de yani 25. Sayıyı tam bildiği şüpheli. Ay neyse yani milletin de kaç doğum yaptı bize dert oldu. Hadi o zaman sizi DNA testine gönderelim ve efendim çok ilgiyle takip ettiğiniz bir konu vardı. Uğur Özkan. Şimdi söyleyeceğim, hatırlayacaksınız. Hani Thor gibi mi demiştik? Karı koca kavga ediyorlar iddiaya göre. Adam karısının arabasının üzerine kaputa tutunuyor. 5 kilometre gidiyor. Düşüyor ve hayatını kaybediyor. İşte bu dava sonuçlandı. Hatırlayalım. Peki ne çıktı kararda? Size onu söyleyeyim. Hadi gelin. Sakarya'nın Karaman Mahallesi'nde yaşayan Uğur Özkan 27 Haziran 2017 tarihinde tartıştığı eşinin kullandığı arabanın kaputundan düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitiren genç adamın ailesi oğullarının ölümünde eşinin parmağı olduğundan şüpheleniyordu. Şimdi gelin diyor ki ben diyor kocamla diyor boşanmak istiyordum. O gün yine diyor işte kavga falan olmuş evde. Biraz kafasını dinlemek için binek arabaya biniyor. Kocası da peşinden geliyor. Kocası aracın kaputunun üzerine biniyor. Diyor ki gidemez. Beni öldürecek korkusuyla diyor ben devam ettim yola. Adam kaputun üzerinde. Yere düştüğünde de diyor canlıydı. Ben kıpırdadığını gördüm. O yüzden durup yardım etmek istemedim. İşte ondan sonra anlatılanlar da bir garip. Arabanın üzerindeyken bu Uğur polisi aramış. Beni kaçırıyorlar kırmızı bir araçla diye. O telefon gelinde kalmış. O gelin o telefonla birini aramış. Taksici yazıyormuş o numarada. Taksici Emre Karadeniz'de telefondaymış. O gece siz kırmızı arabanın üzerinde birini gördünüz mü? Evet gördüm. Araba yokuş yukarı giderken böyle slalom çizerek gidiyordu. Yani sanki üstündeki adamı atmaya çalışır gibi gidiyordu. Adam da bağırıyordu yani yanımızdan geçerken o bağırma seslerini duydum. Arayan evet, kişi erkek miydi kadın mıydı? Erkekti. Şimdi ailede diyor ki o zaman arabada bir erkek mi vardı ki o arada da taksiciyi çağırdı? Hatice Özkan, Uğur Bey'in eşi telefon attığımızda. Ben kendisine söylemiştim ben hani artık dönmeyeceğim, çıkıp gideceğim, eve dönmeyeceğim. Uğur'u kaputun üzerinde gören taksiciyi daha sonra arayıp çağırman nasıl tesadüf oldu böyle bir tesadüf? Bilmiyorum ben. Lütfen gerçekten bilmiyorum. O taksici de diyor ki beni bir kadın değil erkek aradı diyor. Canım sesim bazen hani ne bileyim gür çıktığı için çok erkek sesine benzeten oldu sesine. Telefonla beyefendi beni arasın o zaman. Bu ses miydi diye sorun. Müge Hanım şu anda da duyuyorum sesini. Ya bu ses değildi. Hatice senin yanında birisi varsa söyle kızım işte. Kimse bak. Kimse yoktu Müge Hanım. Ben niye yalan söyleyeyim? Önemli olan o arabada bir erkek var mıydı yok muydu? Yani. Eğer erkek vardıysa ailenin ve mahkemenin de ikna olmadığı o adli tıp raporundan gelecek sonuç orada önem kazanıyor. Acaba evet, bir darbe aldı mı? Uğur Özkan'ın ölümüyle ilgili adı geçen isimlerden biri de Hatice Özkan'ın ilişki yaşadığı kişiydi. Mersin gelininizin bir erkek arkadaşı varmış. O gün denize gittiği kişi de o. Eşinizin öldüğü gün yine bu kişiyle berabersiniz. Aranan taksi şoförü diyor ki evet, beni bir kadın değil erkek aradı diyor. O zaman da insanın aklına o gün denizde kiminle beraberseniz acaba yine Uğur aracın üzerindeyken o kişi aracın içinde miydi sorusu geliyor ister istemez. Araç kimindir? Erkek arkadaşım hani bize kullanmamız için vermişti. Ya. Ha, o araç da erkek arkadaşım. Hani zaten hani çekme belgeli yaptırdık biz üzerimize alacaktık. Ramazan'ın 20'sinde 25'inde benim oğlum boşanacağım anne dedi. Dedi bayram günü de oğlum boşansaydı, bu hale geldi. Bu Uğur. Tamam.
Yani üçümüz aynı masada kahvaltı ediyorsunuz. Normal bir evlilikte benim o masada kimin yanında oturmam gerekiyor? Beni buna zorladı kendisi. Ben direttim. Mustafa Çark'tan telefon attığımızda rahmetli Uğur Özkan'ı bulan kişi. Siz Uğur'u nerede buldunuz efendim? Üç arkadaş bulduk onu. Askerlik şubenin arka tarafında. Yaşıyor muydu bulduğunuzda? Yaşıyordu. Kan vardı ağzında. Kafasından kan geliyordu. Kulağından kan geliyordu. Bir de ayak bilekleri kırıktı. Bayır aşağı bayağı saldım arabayı. Ters şeride girdim. Ters şeride Müge Hanım. Orada zigzag çizdim. Onu ben söyledim hani. O arada cep telefonunu da çıkartıyor. Arıyor. Şimdi 155'i aramıştır tahminen. Onu ben görmedim. En son polis dedi. Operatör notu. Yardım edin, imdat diyor. Beni kaçırıyorlar diyor. Başka bir şey demiyor. Konum bilgisi Yenikent bölgesi 15. cadde olarak gözüküyor diyor. Müge Anlı canlı yayında bir aracın önüne tutunarak 5 kilometre gidilip gidilemeyeceğini de sorgulamıştı. Şu arabaya benzer bir araçtı fakat bundan 10 santim daha uzundu. Benim ellerim bakın şu şekilde aracın üzerindeyken çok rahat tutunarak hani gidebilir şuraya. Telefon çok rahat sığıyor. Ben kendi telefonumu şu şekilde bırakıyorum. Yani burada ben imdat işte adam öldürüyorlar, adam kaçırıyorlar. Polis ben sizi duyamıyorum. Plakasız araç diye devam etti konuşmasına. Ne taraftan düştü kocam? Yandan mı düştü yoksa kaydı mı öne doğru? Nasıl düştü? İşte en son hani ben ellerini şu şekilde gördüm. İki elini de hani şöyle bırakıp yukarı doğru geldiğinde şuradan sanırım sarktı ki tırt 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 diye hani sesler geldi. Ya şuraya bir yere tam sırt üzeri yattı. Üzerinden geçtin mi? Hayır. Ani bir şekilde zaten onun ellerini bırakıp düşmek üzere olduğunu görünce frene çok sert bir şekilde basıp hani arabayı bir anda diğer tarafa çevirdim. Devam ettim. Arabanın harareti de acaba o tutunmayı etkileyecek kadar bir sıcaklık veriyor mudur? Bakın aynı model arabayı bulun, gidin, gezin. Bekleyin bakayım, geliyorum. Isıtın. Hakikaten geliyorum. Hadi. Bir dakika bekle tutunduğu bakayım. Tutunduğu yer şuralara. Dur hemen gidip geliyorum, bekle. Bak şimdi şuraya bir tutun. Ayaklarını nasıl tutacak bu adam? Oraya bayağı dizlerinle falan çıkman lazım. Peki bu böyle senin için rahat mı? Hayır, yani sonuçta araba savuracaktır beni büyük ihtimalle. Verdiği rüzgarla da duramazsınız yani. 5 kilometre zannetmiyorum. Beyler diyorlar ki biz üzerinde duramayız. Senin eşin kaputun üzerindeyken ayakları neredeydi yani? Nasıl duruyordu? İşte böyle boştu. Yani şu şekilde tutunabilirim. Ve onun kolları benden güçlüydü. Yağmur Hanım bizi arıyor Ankara'dan. Erkek sesi, eminim erkek sesinden. Yardım edin, imdat diye bir ses duydum. Kafamı direksiyondan kaldırdım. Tahmini 90 kilometreyle falan gidiyordu yani yüze yakındı. Plaka göremedim, yoktu plaka büyük bir ihtimal. Kaputun üzerinde birini gördünüz mü? Evet evet tabii bir tane erkek vardı kaputun üzerinde. Hatta süren de bayandı aracı. Peki yanında kimse var mıydı? Ben yani orasını tam şey yapmadım ama bir tane bayan vardı arabada. Saat kaçtı? 12'yi geçmişti. Bir başka görgü tanığı da ön kaputta bir erkeğin olduğu bordo renkli aracı gördüğünü iddia etmişti. Arabanın bagajını kontrol etmek için durduğumda ters yönden gelen bordo renkli böyle kırmızı renkli bir araba. İçindekini görmedim ama üzerinde birisi vardı. Bağırdığını, çağırdığını görmedim. Ama üzerinde gördüğünüz birisi oldu. Gördüm, bir tane adam vardı. Ben de doğruyu konuşmak lazım. Efendim 28 Haziran 2017 yılında işte bu arabanın üzerindeki delikanlı arabanın üzerinden düştüğü iddiasıyla işte oradaki çevredekiler tarafından bulunmuştu. Maalesef hastaneye kaldırdıktan sonra da hayatını kaybetti. Ve işte eşi o gün erkek arkadaşıyla beraber denize gittiğini söylemişti. Tekrar geri geldiğinde işte evde bir tartışma yaşandı. Ben arabaya binip gitmek isterken de Uğur arabanın üzerine kaputu atladı. Ben de hani kurtulmak istedim onunla. Düştüğünde de korktu. İlki sanırım gelinindi değil mi? Evet. İkincisi konusunda da sizin bir takım şeyleriniz olmuştu. Ne yaptınız o işleri? Şu an DNA testine başvurduk işte. Başvurdunuz. Evet, şey yapılacak, yapılacak yani. Ha, benim oğlumunsa ben bırakmam. Tabii ki başım üstünde yer var. Ha, Süleyman Efe'yi derseniz onu da asla bırakmam. Onlar kardeş. Ayırmam yani. O Süleyman Efe hepsinden bambaşka. Yani o benim Allah'ın verdiği bana bir emanet. Aynen. Oğlumun da bana bıraktığı bir emanet. Yani onların ikisini eğer şey çıkarsa da DNA testleri ikisini de almayı düşünüyorum. Yani orada bırakmak istemiyorum çocuklarımı. Ama benim değilse de devlete emanet edebiliriz anca. Ne yapacağız? Başka bir şey yapamam yani. Anneanne bakmak istemiyor mu? Onlardan hiçbir bilgim yok şu an.
Hiç konuşmuyorsunuz. Yok. Peki ne yaptınız duruşmada? Gördün mü Hatice'yi? Gördüm. Ne dedi? Bir şey söyledi mi? Hiçbir şey söylemedi. Söylemedi. Yani böyle olsun istemedim dedi. Kaza oldu dedi. İyi. Yani kadın hakları... Yani ben ölseydim ne olurdu dedi. O, ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti dedi. Aslında. Ama aslında. Yani benim oğlum onun saçının teline zarar vermeyecek bir insandı. Vallahi hayatım... Bir şey diyemiyorum artık hani yani. Hani şurada ben de Hatice'ye hak veriyorum. Yani hani adam benim arabamın üzerine atladı. Ben arabayı durdursaydım o bana bir şey yapacaktı. Tamam ama kocadan korkan başka adamla denize gitmez. Şimdi ben işin orasındayım. Aynen. Yoksa... Hani evde bir sıkıntı yaşansaydı, alkollü olur, o olur, çocuğu döver, bir şey yapar, kız kaçar. Ben de derdim ki, yani siz de o zaman kusura bakmazdınız. Derdim aynen. ki kızım, yani ne yapalım sizin de oğlunuz böyle. O zaman da o onu öldürecekti. Ötekinin canı yok muydu? Hani kadın kadına konuşalım derdim. Ama şimdi hani babadan korkup her şeyi yapıp, kocadan korkup her şeyi yapıp sonradan da ben ondan korkuyorumu anlamıyorum. Korkuyorsan korkuyorsundur. O zaman da kırarsın dizini oturursun. Yazık, ona da üzülüyorum yani, beni yanlış anlamayın. O da gencecik kız. Kaç yaşında, o da küçük. O da 26-27 mi? Öyle bir şey. Şöyle biliyorsun, hayatını bitirdi yani. 28'ine girecekler, benim evdeki oğlumla yaşadı. Ya senin oğlun kaç yaşındaydı? 28 yaşında. Burada mahkemenin kararındaki... Yani o kadar küçükler ki, o kadar gençler ki ve başlarında bu ikinci evlilikler ikisinin de değil mi? Hayır, oğlum benim oğlumun değil. Sizinki ilk, onun ikinci. Evet, evet. Onun ikinci. Yani ikinci kız şey, aile zaten istemiyor. Böyle bir sürekli de bir kavga, tartışma falan oluyor mu şeyde, yani böyle hararetli bir ilişki. Kaç hayat bitti? Ölenin hayatı çocuk. Gitti. Ha. Öldürenin hayatı bitti. İki çocuğun hayatı bitti. Bizim hayatımız. Onların annelerinin, babalarının, anneannenin, babaannenin, dedelerin hayatları bitti. Kaç hayat söndü gitti. Ya. Burada mahkemenin kararında acaba? Önemli bir konu esasen bu kararın gerekçesi. Eğer tamamen kendini kurtarmak, kendi can emniyetini temin etmek için arabayı kullanıyorsa hanımefendi, bir taraftan hemen 155'i arayıp benim canım tehlikede, şu plakalı araçla gidiyorum, lütfen en yakın ekip önüme çıksın durayım. O zaman ekibe teslim olur ve beyefendi de belki yaşamış olurdu. Ama zikzak çizerek süratle yoluna devam etmesi arabanın üstündeki beyin tamamen yere düşmesine ve de yere düştükten sonra yine tabii ölüme terk ediliyor. Yaralı bir vaziyette terk edip olay mahallinden kaçması, ilgililere haber vermemesi, ambulans çağrılması için en azından şurada bir yaralı var. O da işte korktum demişti. Korktum. Hayır, işte bana oradan bir şey korkma. Yapacaklar. Orayı terk edebilir ama ilgili ambulans birimini, emniyet birimlerinde arayıp ölüme terk edilmekten kurtarabilir. Hocam, direksiyonun başında kendisi. Evet. Arka tarafa geçeceğini, ön tarafa sürse aracını, karakolun önüne çıkacak. Kaymakamlığın, valiliğin önüne zaman çıkacak. He. O zaman orada kahvelerin, çarşının olduğu yere çıkacak. Eğer öyle neden karakol yakınındaysa... Kalabalık bir yere gitseydi en azından. Ana caddeye kurtarırdı. Kurtarırdı yani. Sizin verdiğiniz bu şey çok önemli. Bir öyle ama hocam. Karakol yakınındaysa, onu geçiyorsa... Orman tarafına gideceğine, çok önemli ön tarafa bir konu. O zaman o çok tamamen bu neticeyi sağlayacak düşünceyle hareket etmiştir. Öyleydi ama bu. Hocam. Bir de eşim beni işte üzerimden para kazanıyor falan demişti ya. Evet. Mahkemede o da yalandı. Yalan o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Evet. Yalandı, iftiraydı. Benim çocuğuma atılan en büyük haksızlık, yapılan en büyük haksızlıktı o. Çok Hatice iftira Hanım, belki şu noktada Allah nurlar içinde yatırsın evladını. Amin. Yani dediğim gibi bu kızımızda da iki tane çocuğu var. Yani Allah yardımcısı olsun. İşte 28 yaşında insan içi acıyor yani hepsine. Ama buradan belki... Yani böyle bir erkek çocuk annelerine de bir şey söylemek ister misin diye sormak istiyorum. Ne oldu? Yani şu erkek çocukları da şu böyle yani eşleri, sevgilileri, onları bunları böyle bir bırakıp gitmeyi öğrensinler yani. Ne oluyor canlarında, ne oldu? Ne oldu şimdi? Müge değer mi? Zaten boşanmaya karar vermişti benim çocuğum. Verdiyse hayatım işte kıracak, dizini oturacak.
Yapışmasınlar bu kızlara. Yapışmamıştı. Bunu anlatın. Bırakacak. Yapışmış bırakacak işte hayatım, gitmiş arabasına yani, yapışmış. Saat affedersin Müge Hanım. Yapışmış işte. Yani yazık. Allah rahmet eylesin. Arkasından konuşmak anlamadı, el almayın ama olayı irdeliyor. Yazık yani. Yani şimdi arabanın ama kaputu bırak gitsin ya. İsticiyle şey git olmuş. Davan et ve ayrıl. Müge Hanım. Hayır biz çocuk için söylüyoruz yani rahmetlinin lehine bir şey söylüyoruz. Bundan evet, tamam. Sonra başkaları da yapmasın. Yapmasın. Yani yapmasın, anneler yapmasın. Babalar da erkek yani çocuklarına ayrıl, bunu anlatsınlar. Ayrıl. Eğer saat gece 12'de araba saatleyip bir yere gidiyorsa ha gidiyor musun? Ben bu durumda evli kalamam. İkinci günü git davanı aç, evinden de eşyanı al çık. O kadar basit. Bitti gitti. Canı sağ olsun. Şu annelerin acısını görün de yani hani. Müge Hanım bir de şunu demek istiyorum. Böyle benim durumumda olan ailelerin hısımları, akrabaları, eşleri, dostları çocuklarına sahip çıksınlar. Benim çocuğuma kimse sahip çıkmadı. Sadece bunu söylüyorum. Ne amcaları, ne dayıları, ne hısımı, ne akrabası. Neden? Hatice bir başkasıyla evli olduğu için. Hep benim çocuğum dışlandı. Başkasının karısıyla evli olduğu için. Ondan boşanmadığı için. Ben diyorum ki evli de olsa başkasıyla çocukları. Evli değildi ki. O babasının ama, evinden beri geldi. Bırakmıştı zaten kocasını. Ama boşanmamışlardı. Boşanmamıştı. Boşanmamış tek olduğu dileğim için. Böyle çocuklarını yalnız başına bırakmasınlar Müge Hanım. Çocuklarına bırakmadım daha ama. Çok dört elle sarılsınlar. Benim çocuğumu ben tek başıma gücüm yetmedi. Yetiremedim. Sürekli benden kaçtı. Ben defalarca oğluma ikaz ettim, uyardım, söyledim ama beni dinlemedi. Sevgim, seviyorum dedi, başka hiçbir şey demedi. Ben sadece diyorum ki annelere, babalara, amcalarına, dayılarına, teyzelerine. Erkek özellikle bir erkeğe evet. Gerçekten erkek gücü yani, lazım. Yani bir bayan olarak bizim her şeye gücümüz yetmiyor. Yetiremiyoruz yani. Bunun büyüklere dört elle sarılsınlar evlatlarına. Ben evladımı kaybettim. Geri gelecek mi gelmeyecek. Ama benim yandığımı hiçbir anne yanmasın. Kimseye yaşatmasın Allah. Ben 11 ay sadece evimin balkonunda oturup 11 ay başımı yastığa koymadan işe gittiğimi biliyorum. Uyumadan. İlaçlarla ne kadar şey yapacaksın? İlaçlar adama ne yapıyor? İçinin ateşini söndürmüyor ki. Sönmüyor yani. Benim içimin ateşi sönmüyor. Hatice tutuklandı. Sevindim mi? Sevinemiyorum. Sevinemiyorum yani. Ha bana kızabilirler. Ama o da bir anne evladı. O da gençliğini batırdı. Niye? Niye yok yani? Yere yani? Yok, yok yere. Yere. İnsanın kızdı o zaten yani. Yani biz mahkemeden çıktık. O sevgilisiyle denizlerde gezdiren beyefendi. Yanımda dikildi gülüyor ya. Değdi mi? Yani ben o an yani çok kötü oldum Müge Hanım. Değer mi dedim? Feryat ettim yani. Değer miydi bu insan için koluna kelepçe taktırmaya, benim oğlumu mezara sokmaya değer miydi? Değmezdi. Değmedi de yani. Kızları anlasalar işte. Evet. Yani ben bilmiyorum yani. Çocuklarına dört elle sarılsınlar istiyorum anneler, babalar. Özellikle hısım akraba dışlamasınlar yani. Benim başıma gelmez demesinler yani. Ben hiç düşünemezdim yani buralara gelip de böyle. Tanışacağının garantisi yok. Hepimizin çoluğu çocuğu sokaklarda. Yani. Kiminle de tanışacaklarının garantisi yok. Herkes ama işte olan yine şey yakınlarına gelebilir. Oluyor, analarına aynen. Oluyor, çocuklarına oluyor. Yani. Allah yardımcınız olsun. Amin. Siz her zaman çok mantıklı davrandınız. Her zaman çok ortada davrandınız. O yüzden bendeki yeriniz çok ayrı. Hani kendi oğlunuzun da yaptıklarını anlattınız. Arkasına durulacak yerlerde durdunuz. Durmadığı yerde onun da hatalarını ortaya serdiniz. Çok evet. Doğru bir tavır sergilediniz. Evet. Ama işte ne oldu? Bir gencecik çocuk mezarda, bir gencecik kız iki çocuğunu bırakıp ortada cezaevinde 25 yıl. Yani nereden baksan yine 15 yıl yatar. 15-16 yıl yatacak. 3'te 2 sene. Evet, bitti sene. İşte. Bitti yani. 16 sene. Şu an 30 bir çıktığında tabii. Olacak 45 yaşında çocukları hayat geçmiş. Büyümüş oluyor, olacak. Yes. Ve onlar kim bilir ne olacak. Ne diyor Hatice'nin ablası herkes. Ne diyordu? Ha, kardeşim de çok şiddet görüyordu. Fatmacığım ben sana şöyle söyleyeyim ya. Yani mutlaka bir problemleri vardı ya. Kimse zaten bunu söylemiyor ama dediği gibi keşke arabayla dursaydı, karakolun önüne gitseydi, bir kahvenin önünde çekseydi.
Bütün bunlar yaşanmasaydı. Müge o da Hanım. Ayrılmayı bilseydi. Ya ayrılmayı bilmemek çok kötü bir şey. Müge Bazıları Hanım. Ayrılığı bilmiyor. Çünkü bir şey var onun içinde. Ayrılmayı bilmiyor, boşanmayı bilmiyor. Gerçi bunların nikahı bile yok. Ama ayrılmayı bilmiyorlar. Daha yani. Resmi nikahı devam eden bir başkasınla yaşıyor hanımefendi. Evet. Evet öyleydi. Müge Hanım bir şey söyleyeceğim. Bak şiddet görüyordu diyor ya. Eğer şiddet görmüş olsaydı bize söyleseydi veya bize söylemediyse gitseydi bir sığınma evine. Sevgilisinin eşi çocuğunu alıp sığınma evine gidiyorsa bu niye gitmedi? Niye bir karakola gidip şey yapmadı? Doğru. Öyle ya, niye i̇şte gitmedi? Biz de işte niye bunları niye konuşuyoruz? Bulunmadı? Aynı durumda olanlar varsa evet. Bu seçenekleri değerlendirsinler. Yani. Evet. Yani... Yani benim çocuğum gidip oraya dilekçe evet. veriyorsa eşim görevini yapmıyor, beni aldatıyor diye o da gitseydi deseydi ki eşim beni dövüyor. Benim darp raporlarım bunlar. Ben sığınma evine gitmek istiyorum çocuklarımı teşke. Alıp deseydi teşke gitseydi. Doğru. Teşke gitseydi. Doğru. Bize bu acıları yaşatmasaydı, bizi bu kadar yıkmasaydı. Allah yardımcınız olsun. Amin. Amin. Yani Allah ona da Amin. Rahmet eylesin. Allah'ım kimsenin başına vermesin çok acı. Yani... Tabii ki çok siz acı. Evladınız ölmüştü. Adalette yerini buldu. Yapacak bir şey yok. Yani evet. Bundan sonra artık üzülsek de çaresi yok. Ebru aramızda satı ermiş. Efendim bugün 39 gün oldu. Yok hanımefendinin haber yani. Yok yani ama verilen ifadelerle ilgili çelişkiler gün gün ortaya çıkıyor. Satı Hanım'ın çevresindekilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler. Şimdi reklama girelim. Reklamlardan sonra izleyeceğiz. ...52 yaşındaki 6 çocuk annesi Satı Ermiş... ...21 Ağustos'ta geldiği Ankara'nın Beypazarı ilçesinde... ...23 Ağustos tarihinde kaybolmuş... ...ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Dedemin maaşını alıyordu anneannem. Anneannem ölünce haliyle maaş da ortada kaldı. Annem de almaya hak kazandı evin tek kızı olduğu için. 26 Ağustos'ta avukatla görüşecekti. Ne olduysa 23 Ağustos'ta ortadan kayboldu. 3 gün boyunca çok sayıda kişiyle telefonda ve yüz yüze görüştüğü tespit edilen Ermiş'in... ...Beypazarı'nda görüştüğü ilk isimlerden biri Feyyat Araz'dı. 3 ay önce... tanıştım Satı Hanım'la. Yalan söylüyor. Annemi 3 aydır tanımıyor. Annemi 1 senedir tanıyor. Eğer susarsan anlatayım. Anam bana bir hat getti. Sürekli bana mesaj atıyordu. Benim okur yazarım yok. Sen o mesajları ne yapıyorsun? Siliyordum. Eşimin yanında ben zaten o telefonu kullanamıyorum. Bunun anasında bir saplantı başladı. Telefonla görüşüyorum. Telefonda büyük bir aşk mı doğdu hemen kadın telefon alacak? Ben aşkı ne yapacağım ya? Bu köydeyken kendi memleketimde sürekli görüştük. Hati getirdiği gün dedim benim bu hatimi arama. Madem o zaman evlisin, çoluk çocuğuna bu kadar düşkünsün, o zaman görüşmeyecektin annemle. Satı Ermiş adına kayıtlı telefon hattını kullanan Feyyat Araz, çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti. 21 Ağustos'ta Feyyat Bey otele gidiyor. Siz o gün kavgalı falan mı ayrıldınız? Hayır, ben gece 10 muydu, 10.30 muydu? Ben zaten otele giriş yapmışım. Saat 1 gibi de çıkmışsınız. Hani siz o sırada midi, dediniz bilmem, mi? Hani beni bak telefondan arama, çıktım oradan. Karım kızıyor bilmem ne falan. Hayır, gece ayrılırken... Hiçbir şey yoktu. Sonra 23 Ağustos'a geliyoruz. 15.58'de seninle cep telefonunda konuşmuş. Doğrudur. Dedi ben çarşıdayım. Dolmuş duraklarına gideceğim Çaylan dolmuş duraklarına. Halam mı dedi bilmem teyzem dedi. Ben de orada hatını verdim ayrıldım artık. Satı Ermiş'le son olarak sim kartı vermek için görüştüklerini söyleyen Feyyat Araz... ...aynı hattan bir gün sonraki yaptığı görüşmeyi bir türlü açıklayamadı. 24 Ağustos'ta... O sizdeki kartla bir görüşme olmuş. Türkan isimli biriyle. Doğrudur. İstanbul'daydı şu anda burada. O manevi kız kardeşim. Kartı verdiyseniz. Evet. Aynı kartla 24 Ağustos'ta Türkan'la nasıl konuşacaksınız? Ben ondan sonra Sati Hanım'la görüşmemişim. Bence sen kartını geriye vermedin. Ben kartı geri vermekten yapacağım. Bu kart ayın 26'sında kapanıyor. Sen evet. Çünkü otele gidiyorsun. Kadını evet. Soruyorsun. Yok diyorlar. Evet sordum. Sen de kartı kırdın mı? Hayır ne? Ben kırıp atmadım ablacığım. Ama bak o kırsam zaman suçlu sen oluyorsun. Neden? Çünkü bu kadının telefon sinyali kesiliyor. Bir sonraki gün sen kartı verdim dediğin kadının telefonuyla konuşunca sen suçlu oluyorsun. Anasının telefonu sen nerede görüşüm. Sinyal vermiyse onu arasınlar. Sana 26'da sinyal kesiliyor. Verdiğin hattının sinyali son kesiliyor. Son cep telefonu konuşması seninle. Ben. Cuma günü 15.58'de. Son telefon konuşması bu. Evet doğru görüşmüşüm ablacığım. Tamam bir daha da daha kimseyle konuşmamış. Öldürüldüğünden kuşkulanılan Satı Ermiş'in son görüştüğü isimlerden biri de Mustafa Başkır'dı. Satı Hanım neredesin dedi. Ben görüşe
görüşebilir miyiz dedi. Çarşıya gelirsem görüşürüz dedim. Şu benzinler gibi tüp alırken aradı. 3,5 mü 3 mü o sıraları. Dedi ki böyle böyle ben dedim rahatsızım okuldan da izin aldım. Ben gidiyorum köyüme dedim. Mustafa Bey ile görüşüyor. Mustafa Bey ona diyor ki ben hastaneye gideceğim. Zaten hastanedeydim hastayım. Ama diyor sonra iyi olursam merkezde buluşuruz. Geçtiği güzergah Satı Hanım'ın durduğu durak. Feyyat'ta diyor ya durakta buluştum ona kartını verdim. Tam o sırada da Mustafa Bey de orada. Burada bir görüşme var o zaman. Bunun tabii işte bir tık ötesi var. Annenizin telefon sinyalinin kesildiği yer İnözü. İşin enteresan tarafı Mustafa Bey'in de telefonu burada sinyal veriyor. Bu olay olduktan sonra herkes Mustafa Bey'den şüphelenmiş. Çünkü Mustafa Bey'in daha evvel de bir cinayetle ilgili bir soruşturma geçirmiş. Acaba arabasına bindi, İnözü'ne mi gittiler de telefon sinyalleri ikisinin de orada verildi diye düşünülmüş. 21 Ağustos'ta Ankara Beypazarı'na giden Satı Ermiş'in görüştüğü üçüncü bir isimse Yunis Çevik'ti. Yemek yedik beraber. Bir yemeğe yedim çıktım. O ta orada oturuyordu yemek lokantada. Perşembe günü. Perşembe günü de benim evimde yemek yedik beraber. Yemek ısmarladı ya baba. O ertesi günde ben ona yemek ısmarladım. Yayınımızı arayan bir izleyicimiz ise Yunis Çelik'le ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu. Ya bu Yunis Çelik belli bir illerden bağırlara, beypazarına insanlara tanıştırıp evlilik vaadiyle kandıran bir insan. Siz böyle evlilik vaadiyle birileriyle tanıştırdınız mı? Evet efendim evlendirdim. 4-5 kişiyi evlendirdim. Hepsinde çoluğu çocuğu oldu. Sizin bununla ilgili polise kaydınız var mı böyle bir şikayet falan? Onlar verdiyse vardır, bu vermediyse bu yok. Polis de sizi bir çağırır çağırdı mı yani? Hayır, hiç çağırmadı. Polise adliyeye gitmedim dediniz az önce. Gitmişsiniz, konu evlendirmek için dolandırıcılık. Siz de bu kadına acaba bir evlendireceğim falan diye biriyle tanıştırmış olabilir misiniz? Ben zaten yani. Bu Yunis denen insanla alakalı Beypazarı'nda bir araştırma yaptım. Hiç kulağıma güzel bir şey söylenmedi, hiçbir şey. Evlenme vaadiyle insanları dolandırdığı ileri sürülen Yunis Çevik'in kendisini de dolandırdığını iddia eden Hasan Hüseyin Erdoğan da stüdyomuzdaydı. Ne kadar dolandırıldınız? 8 bin lira falan. Ne zaman? 2008'de. Evlenmek istedim. Dedi Yunis bulur. Benim eve çıktık. Hoca bulayım diye nikah kıyam. 15-20 dakika içinde evden kaybolmuş. Hasan Hoca'yı çağırmaya giderken o gitti. He, polise giderken baktım Yunis evinden 60 metre ileride 4 yolun ağzında pijamalı eşofmanlarla duruyor. Meğerse onları arabaya bindirmiş, uğurlamış. Satı Hanım'ın kaybolmadan önce son görüştüğü kişilerden biri olan Yunis Çevik'ten kiraladığı evde ekranlara geldi. Burayı kaç paraya kiraladı Satı Hanım? 175 lira TL. 175 lira? TL, evet. Bu kadıncağız Zonguldak'ta yaşıyor. Beypazarı'nda aylık 175 lira kirayı niye veriyor? Niye o zaman otelde duruyorsun da kendi kiraladığın eve gitmiyorsun? Ona bir birilere akıl veriyor Müge akıl abla veriyor. Galiba. Herkesin akıllı alıyordu sen Müge Ankara'da abla. İkamet edersen daha işin kolay oluyor. Yalnız yaşaman lazım akıl veriyorlar herhalde. Akıl hocaları var bayağı bu insanlar. Sürekli Beypazarı'na taşınalım diyordu bize. Bu evde kim yaşar? 21 Ağustos'ta Beypazarı'na gelen Satı Ermiş'in telefon sinyalleri ve güvenlik kameralarına göre son 3 günü adım adım takip edildi. Eşyaları da bu otelde bulunuyor. Kadıncağızın cüzdanı, kimliği falan da çıkıyor. Çarşamba günü akşam Feyyat Bey geliyor otele. Gece 1 civarı çıkıyor. Perşembe gününe geldiğimizde Yunus Bey'le lokantada yemek yediğini biliyoruz. Saat 15.30-16'da Ali isimli kişiyle buluşuyor. Babamla diyor Satı Hanım'ın diyor bir 10 yıl öncesinden diyor bir ilişkileri vardı. Babam da hastaydı. Beypazarı'na geldiğinde Satı bana gelsin helalleşelim dedi. Ben de o nedenle aldım Satı Hanım'ı babama götürdüm diyor. Nereye? Uruş Köyü'ne. Telefon kayıtları ve yapılan incelemelerden anlaşıldığına göre Satı Hanım'la Mustafa Bey'in telefon sinyalleri işte bu Uruş'ta veriyor. Sonunda Satı Hanım'ın oralarda telefon sinyali kesiliyor. Mustafa Bey'inki açık. Evet. Efendim şimdi... Bir kere öncelikle şuna teşekkür etmek lazım. Gerçekten konuyu soruşturan Sayın Savcımıza ve Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Jandarma Komutanlığı'na çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü neden? İlk kaybolduğu günden beri Satı Hanım'ın bunun normal bir kayıp olmadığını anlamışlar ve işin üzerinde titizlikle durmuşlar. Şimdi işte bu titizlikle durmanın sonucunda... bütün Satı Hanım ve görüştüğü kişilerin telefon sinyalleri de ortaya çıkmış. Ebru Hanım'ın Perşembe günü erkek kardeşi gitti ve işte savcılığa başvurdu, dosyayı aldı. Oradan daha net de ortaya çıktı ki tüm işlemler yapılmış. Şimdi bu işlemlere göre bakacak olursanız Satı Hanım'ın güzergahı da telefon kayıtlarından belli. Onunla görüştüğünü söyleyen birkaç kişinin de belli.
Bakın şimdi bu bandı izleyince her şey daha net ortaya çıkacak. ...23 Ağustos günü satarmış, neler yaşadı sorusunun cevabını güvenlik kameralarına takılan görüntüleriyle ulaşmaya çalışacağız. Ermiş saat 14.14'te. İşte bu noktada beyaz renkli bir araçtan inerken görüntüleniyor. Ermiş bu sokakta yürüyerek sağ taraftan ara sokağa doğru ilerliyor. Oradan da ana caddeye çıkacak. Yolun karşısında Yunus Çevik'ten kiraladığı tek göz odaya gitmek yerine Beypazarı Çarşısı'na doğru ilerlerken Sata Ermiş kameralara takılıyor. Beypazarı Çarşısı'na geldiğinde saatler 14.35'tir. Ermiş burada bir lokantaya girip tek başına çay içiyor. Tam 52 dakika hiçbir kameraya takılmayan Sata Ermiş, saatler 15.27'yi gösterdiğinde iddialara göre ara sokaklardan çıkarak kütüphane kavşağında görülüyor. Saat 15.27'yi gösterirken Sata Ermiş sağ tarafta görmüş olduğunuz güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Bu yolun yaklaşık 100 metre ilerisinde Alpaslan Türkeş Bulvarı var. Sol tarafta ise Çayıran otobüslerinin kalktığı alan mevcut. Şimdi buraya dikkat. 15.27'de Ermiş bu şekilde objektiflere takılırken o anda telefonda görüştüğü Mustafa Başkır da ana cadde üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkmaktaydı. Başkır'la Ermiş arasında mesafe yaklaşık 200 metreye ya var ya yok. Aslında bu bandın en önemli noktası burası. Şurayı alalım başta. Şimdi bir kavşak var. Kavşağın karşı tarafında benzin istasyonu var. Mustafa Bey diyor ki ben oradan benzin aldım. Oradan da 2-3 tane bakkala gittim, alışveriş yaptım. Satı Hanım da tam o benzin istasyonunun karşısındaki durakta. Telefonla da görüşmüşler. Şimdi aslında soru şu. Mustafa Bey Satı Hanım'la konuştu. Oradan kavşaktan dönüp Satı Hanım'ı aracına aldı mı almadı mı? Soru bu. Evet. Evet. Dikkat. 15.27'de Ermiş bu şekilde objektiflere takılırken o anda telefonda görüştüğü Mustafa Başkır da ana cadde üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkmaktaydı. Başkır'la Ermiş arasında mesafe yaklaşık 200 metreye ya var ya yok. Başkır akaryakıt istasyonundan 15.28'de çıktıktan sonra 5 metre ilerleyip döner kavşaktan Uluş'taki evine gitmek yerine dümdüz gelmeyi tercih etmiş. Ve iddialara göre iki isim bu noktada buluşmuş olabilir. Diyebilirsin ki Müge, yani ister buluşur ister buluşmaz, yani adam oradan geçti diye illaki Satı Hanım'ı da arabasına alacak diye bir şey yok. Geçmiştir, almamıştır. Evet. Evet, geçmiştir, almamıştır diye ben de düşünmek istiyorum. Mustafa Başkır da diyor ki hayır ben almadım. Ama şimdi ikinci bir soru gündeme gelecek. Şimdi o yoldan giderken telefon görüşmeleri var. Hem Satı Hanım'ın hem de Mustafa Bey'in. İyi de bu telefon görüşmelerine yapıldığında telefon sinyalleri hep aynı noktalardan veriyor. Başkır akaryakıt istasyonundan 15.28'de çıktıktan sonra 5 metre ilerleyip döner kavşaktan Uluş'taki evine gitmek yerine dümdüz gelmeyi tercih etmiş. Ve iddialara göre iki isim bu noktada buluşmuş olabilir. O anda aracın içerisinde Osman Çevik'in olduğunu söyleyen Başkır, Sata Ermiş'i hiç görmediğini vurgulasa da iki ismin zaman çizelgesi ve telefon sinyalleri birbiriyle örtüşüyor.
Saatler 15.36'yı gösterirken arkamda görmüş olduğunuz Mobesa kamerası Mustafa Başkır'ın aracını burada U dönüşü yaparken görüntülüyor. U dönüşü yaptıktan 2 dakika sonra saatler 15.38'i gösterirken kameralara takılıp Uluş yoluna doğru ilerlemeye başlıyor. Başkır saatler 15.44'ü gösterirken işte bu noktada objektiflere takılıyor. Buradan Uluş yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. Saatler 15.58'i gösterdiğinde Satı Ermiş Feyyat Araz'la görüşürken Araz'ın sinyali Beypazarı'ndan, Ermiş ve Başkır'ın sinyali ise Uluş mevkiinde aynı güzergahtan geliyordu. Saat 16'da Uluş'taki evine geldiğini söyleyen Mustafa Başkır, saat 19'da Güdül ilçesine gittiğini anlatıyor. Ancak ilçedeki plaka takip sisteminde Başkır'ın aracına yönelik bir ize rastlanılmadı. İşin garibi Başkır'ın telefonu aynı gün saat 20'de Beypazarı ilçesinden sinyal veriyordu. Şimdi burada büyük bir tesadüf var. Yani Mustafa Bey Satı Hanım'ın bulunduğu durağın önünden geçiyor. Onu görmediğini ve aracını almadığını söylüyor. Ama benzer saatlerde Satı Hanım'ın telefon sinyalinin en son kesildiği noktaya doğru ikisi de arka arkaya araçla, ne bileyim artık hani önlü arkalı araçla gitmiş gibi duruyorlar. Telefon sinyalleri o tarafta veriyor her ikisinin de. Müge abla aslında her şey açık ve net. Zaten 15.58'de Feyyat Bey annemle buluştuğunu dile getiriyor. Ama annem İnönü Vadisi'nde, Feyyat Bey pazarında. Nasıl buluş? Orada da bir yalan var. Yalan beyan var. Bir de bir şey dikkatimi çekti. 23 Ağustos günü annemin elinde çanta var mıydı acaba? Var. İyi ki var değil mi? Çantasının içinde insanın illaki kimliği, cüzdanı. Annem parasız, cüzdansız, kimliksiz hayatta gezmez. Bu cüzdanı, çanta nasıl otele geçti? 15 gün sonra. 26'sında ben kayıp başvurusunu verdikten sonra nedense Feyyat Bey 26'sında otele gidiyor annemi sormaya. Ve sen Feyyat'ın mı bıraktığını düşünüyorsun? Vallahi ben her şeyi düşünüyorum. Ama Feyyat Bey çıkmış mı odaya? Onu otel görevlileri bilir. Sanmıyorum otel görevlileri Feyyat Bey'i. Defalarca otelciye sordum. Annemin burada başka eşyası var mı diye. Defalarca sordum. Ama defalarca inkar ettiler. Ama en sonunda 15 gün sonra cüzdan ve çanta çıkıyor. Sorduğun zaman da temizlikçiler bakmamış. 15 gün boyunca hiç o otel odası temizlenmedi mi? Hiç mi temizlenmedi yani? O çekmece açılıp hiç mi bakılmadı yani? Sen ne düşünüyorsun yani? Vallahi ben size bir şey söyleyeyim açık ve net. Otelcinin bir şeyler gizlediğini düşünüyorum. O çantaya Feyyat'ın koyduğunu düşünüyorum o odaya. Çünkü gidip 26'sında niye soruyor? Ben size bunu geçen de söyledim. Ben o gece şüphelendim. İfademi daha vermeden önce, kayıp başvurusunu vermeden önce şüphelendim. Ben bu Feyyat'ı aradım. Cengiz isimli altında Feyyat'ı aradım. İfademden bir saat önce. Yani uyandı. Uyandı yani. Yani benim o konuyu öğrendim, anladı herhalde. 26'sına gidiyor otele annemi sormaya. Ama ne zaman geldiğiniz bilmiyorlar. Otelci de bir şeyler saklıyor. Buluştum diyor. Cuma günü buluştum diyor. Annemin sinyali İnönü'de veriyor. Beypazarı'nda Feyyat'ınki veriyor. Nasıl buluşuyorlar? 15.58'e bunlar. Feyyat'ın buluştum dediği saatte onların ikisi de Beypazarı'nda. Sinyalleri onu tutuyor. Tutmayan Feyyat Bey'in ben ona kartını vermek için buluştum deyip ertesi gün verdim dediği kartla telefonla görüşmeye devam etmesi. Orada da 12 tutmuyor. Ama anlattım, ısrar da ettim. Hayır dedi, ben kartı o gün verdim dedi. Onda da bir sıkıntı var. Yani burada birilerinin doğru söylemediği net de... belki de tek kişi üzerinde yoğunlaşmak doğru değil. Evet. Belki de anlatabiliyor muyum? Belki de tek kişi üzerinde yoğunlaştığımız için işin içinden çıkamıyoruz. Belki de birden fazla kişiden...
bir arada bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü adı geçen bir sürü insan var ve hepsi birbirini tanıyorlar. Çok enteresan. Şimdi zaten Beypazarı'nda hanımefendi tanınan bir hanım. Dolayısıyla bu kişilerle tanışmış olması gayet normal. Ancak burada bir kişi üzerinde kesin olarak budur diyecek bir durum yok. Yani hayır, tek bir Feyyaz kişi üzerinden gidince çok fazla yalan söyleyen var ya. Şimdi biraz önce ilk gün misafirimiz olan kişinin ben kartı yırttım, arttım demesine rağmen bir gün sonra aynı kartla konuşmuş olması niye o kartı gizliyor, niye yırtmadığı halde yırttım diyor. Bu bir soru işareti. Burada Mustafa Bey'le olan durum ikinci bir soru işareti. Yani şu anda tahmin ediyorum yetkililerin de elinde net olarak tamam şu durumdur. Şüpheden uzak olarak bunun üzerinde görüşümüz var diyecek durumda henüz değiller. Bence onun çalışmasındalar. Şüpheleniyorlar. Şüpheli var. Mustafa Bey'den şüpheleniyorlar ama dediğim gibi kanıt. Ama yani bunu söylemek çok acı. Fakat çok geniş bir alanda telefon sinyali kesildiği için hanımefendinin öldürülüp oraya gömüldüğünü düşünüyorlar. Evet. Ama neresi olduğunu bulamıyorlar. Şu an. Ulan Müge abla, dediğim gibi ben Beypazarı savcısına sesleniyorum. En yakın zamanda, en hızlı zamanda o alanın aranmasını istiyorum. Yani kolluk kuvvetleri olsun, jandarma olsun, polis olsun. Hani ellerinden geleni yapsınlar. Çünkü zaman çok hızlı şekilde daralıyor. Ve suçluların ben ortada gezmesini istemiyorum. Çünkü benim acım büyük. Ben annemi kaybettim. Benim ailem dağıldı, benim yuvam dağıldı. Ben elim kolum bağlı. Onların yataklarında rahat bir şekilde yatmalarını istemiyorum. Çünkü ben yatamıyorum. Yani Allah rızası için lütfen sesleniyorum. Beypazarı savcısı, polisi, jandarması, o alanda arama yapılmasını istiyorum en hızlı bir şekilde. Yani annem artık bana teslim etsinler. Artık ben çaresizim. Ümidimi de yitirdim. Ben istiyorum ki annem artık hani ben alayım, annemin mezarı olsun, toprağı olsun, bileyim başında dua okuyayım. O insanların da en yakın zamanda cezalarını bulmalarını istiyorum. En tabii hakkınız. Bütün bunları, bu söyledikleriniz en normal hakkınız. Mezarı varsa yani öldüyse mezarını bulun, sağsa canlısına kavuşun. Ben dediğim gibi ilk zamanlar annemin bir umudum vardı. Ben 28 yaşındayım. Ben en fazla annemden 2 gün haber alamadım bu yaşıma kadar. Ben annemin sesini duymadan günlerimi geçirmezdim. Sen daha ne kadar küçüksün? 28 yaşında mısın? Canım Müge abla, kardeşlerim hepsi çok kötü. Dün akşam bir tanesi hastanelik oldu. Kardeşlerim olabildiğince buradan uzak tutmaya çalışıyorum. Çünkü küçükler hala. Kıyamam, sen de daha çok küçüksün canım benim ya. Yani annemin, onların... Kardeşlerim bana annemin emaneti. Onların annesiyim ben. Yani ömrümün sonuna kadar onlara sahip çıkacağım. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Düğüm düğüm yani boğazımda. Evet ya. Onu bizim hanımefendi nasıl buldu Antalya'da? Hani şurası toprak esniyordu evet. Falan filan diye. Asım Bayram'ı. Aslında o kadar da geniş bir alan ki gerçekten... Öyle bir tesadüfe çok ihtiyacımız var. Evet, böyle bir tesadüfe ihtiyaç var. Aslında hanımefendi bu şekilde bulunursa bence polisin tutuklayacağı kişi belli. Evet. Şimdi bakın, elinde Mustafa Başkır'ın ifadesi var. Mustafa Başkır'ın dediğim gibi çocuk gitti ve oğlu gitti ve aldı ifadeleri. Şimdi başka anlattıklarını anlatmayacağım ama bir konu dikkatimi çekti. Diyor ki, önce diyor o Ali dediğimiz vardı ya, hani babasına götürdü. Ali diyor beni telefonla aradı. Satı ile babamın yanına gittim. Daha sonra da süvari çayının kenarındayız. Sen de gelecek misin dedi. Şimdi bakın, ben Beypazarı küçük yer, hani Satı Hanım'ın tanıdıklarının birbirlerini tanırlar falan kısmında değilim. Bu kadar herkesin birbirini aramasındayım. Şimdi bu hanımefendi tek başına mı bu işleri yapıyordu, yoksa birileri birilerini arayıp bir yerlere çağırıyor muydu? Bunların anlattığı gibi, bu konuşulan 7-8 erkeğin anlattığı gibi olmaz. Evet. Olmaz diyorum, başka bir şey söylemiyorum yani. Şimdi Ali aramış Mustafa'yı, demiş ki sen de gel.
O da demiş ki ona, benim demiş araçla sürekli köye götürdüğüm, benle hastaneye gidip gelenler var. Onları almadan gelemem. Benim aracımla köye gideceğim şahıs da Osman Çevik isimli şahıstı. Bunun üzerine de Ali bana biz seni bekleyemez dedi. Bekleyemeyiz dedi. Ben işim olmasaydı Ali ve Satı'nın yanına gidecektim. İşte ve Satı'yla da işte beraber olacaktım diyor. Şimdi yani bunu söylüyorum çünkü Ali benzer bir şey söylüyor. Bu da diyor ki ben de gitseydim, ben de bilmem ne. Bu, yani bir 8-10 tane adam var. Hepsi birbirinden haberdar. Sen gel, ben geleyim, gel beraber buluşalım falan derdindeler. Pek olacak gibi değil şimdi. Ayrıntılı okuyamadığım için size anlatamıyorum derdimi. Şimdi diyor ki bunun üzerine, bu nerede alınmış bu ifade? Polis amirliğinde alınmış. Şehit Ertuğrul Dönmez polis merkezi amirliğinde alınmış. İkinci ifadeyi de vermiş bu evet, yerde. Şimdi diyor ki burası çok önemli. Peki diyorlar, siz Satı Ermiş isimli şahsın kaybolduğu gün, yani ayın 23'ünde bizim de bildiğimiz gibi, kendinize ait araçla Beypazarı merkezinden ikametiniz olan Uruş'a kiminle gittiniz? Hani diyor ya, benim hastaneden gelecek kimsen vardı. Ben diyor o gün aracımla ikametim olan Uruş'a köylüm olan Osman Çevik'i götürdüm. Yanımızda başka bir şahıs yoktu. Osman Çevik de ön yolcu koltuğunda oturuyordu. Yani biz hani hep diyoruz ya, acaba geçerken duraktan Satı Hanım'ı almış olabilir mi? Mustafa Bey diyor ki ben alamam. Çünkü Osman Çevik'i aldım ben hastaneden köye götürdüm. O da ön koltuğundaydı. Alın işte şahidim diyor. Biz de gittik Osman Çevik'i bulduk. Bahsettiğimiz gün ayın 23'ü Cuma günü, altını çizerek söylüyorum. Osman Çevik'e gittik. Dedik ki sen o gün Mustafa Bey'le mi beraberdin? Bakın Osman Çevik ne söyledi. Siz Mustafa Başkır'ın aracına biner misiniz? Biniyorum ben, devamlı biniyorum. Rahatsızım, hastayım. Randevu alıyorum. Oraya yetişmek için onun için biniyorum bunun arabasına. Uruş'la evet. Beypazar arasında. Evet, ben paramı veriyorum, arabaya biniyorum. Onları getiriyor, alıyor, onu da götürüp alıyor. 20 lira. Genellikle hangi günler biniyorsunuz aracına? Çarşambaları. Cuma günü peki biniyor musunuz? Ben Cuma günleri Mustafa'nın arabasına binmedim. Mustafa Başkır 23 Ağustos Cuma günü aracında sizin de olduğunuzu iddia etmiş. Şahit göstermek amacı. Devamlı gidip geldiğim için tutacak yer arıyor. Evet. Çok da açık ve net konuş amca. Bir daha izleyelim mi? Ben de çarşambadan çarşambaya giderim hastanelere. Direkt söylüyor. Aracına... Siz Mustafa Başkır'ın aracına biner misiniz? Biniyorum ben, devamlı biniyorum. Rahatsızım, hastayım. Randevu alıyorum. Oraya yetişmek için onun için biniyorum bunun arabasına. Uruş'la evet. Beypazar arasında. Evet, ben paramı veriyorum, arabaya biniyorum. Onları getiriyor, alıyor, onu da götürüp alıyor. 20 lira. Genellikle hangi günler biniyorsunuz aracına? Çarşambaları. Cuma günü peki biniyor musunuz? Ben Cuma günleri Mustafa'nın arabasına binmedim. Mustafa Başkır 23 Ağustos Cuma günü aracında sizin de olduğunuzu iddia etmiş. Şahit göstermek amacı. Devamlı gidip geldiğim için tutacak yer arıyor. Yani kesin olarak reddediyor. Aynen. Ben Cuma evet. günü bu arkadaşın arabasına binmedim. Aynen. İşte şimdi emniyet de Mustafa Başkır'a sen onun önünden geçtin. Satı Hanım'ı aldın mı? Bak sonra telefon sinyalleriniz de benzer şekilde, benzer bölgelerde veriliyor deyince o da diyor ki ben Osman'ı aldım. Osman da diyor ki yok, kendine tutunacak şahit arıyor. Ben bilmedim ki Cuma günü onun arabasına. Ben giderim hastanelere, çarşamba günü benim randevum diyor. Allah razı evet. olsun ondan. Evet. Çok net belirtmiş. Net olarak, açık çok olarak net. Yani şüpheden uzak bir şekilde beyan, evet. hukuki anlayışla işte bu şüpheden uzak çok net beyanlardır. Evet, ben beyefendinin de şeyine şöyle güvendim çünkü bilirler onlar hani hangi gün nereye gittiklerini falan filan. Yeni de bir olay. Bir de bindiğini aslında gizlemiyor zaten. O ya, gün binmedim diyor. Ben çarşambaları binerim. Cuma günü hiç tabii binmedim ki. Diyor. Hiç. Evet. Yani hani dese ki bazı günler binerim. Yok. Cuma günleri hiç binmedim diyor. Binme gerekçesini çok de açıklıyor. Net ve çok açık net. İfade ediyor. Bir de Cuma günü genellikle unutulan bir gün değildir. Evet. Evet. Yani küçük evet. yerlerde bu yaşta insan evet. Cuma namazına evet. falan gider ve evet. bununla unutulmaz. Doğru. Bir tane daha bandımız var. Bundan başka. Yayınlamadığımız. Ayarla onu. Hayır bu zaten. Bir tane daha var. Kimin siz arabasıydı konuşun. Bu? Ben onu kaçırdım. Bu Mustafa Bey'in arabası. Mustafa Bey. Tamam.
Mustafa Bey kendine şahit arıyor. Mustafa Bey şahit olarak kendisini Osman Bey'e gösteriyor. Osman Bey de diyor ki ben cuma günleri bilmem ki onun arabasına diyor. Ben çarşamba günü gidiyorum geliyorum diyor. Tamam. Ücretini dahi söylüyor. Ben binerken 10 lira veririm, inerken 10 lira veririm. 20 lirayla gider gelirim ama çarşamba günleri diyor. Başka izah yok yani. Neyi veriyorsunuz? Hangi telefon? Ha. İsimsiz bir telefon. Tamam, telefon attığımızda bir hanımefendi mi var? Hanımefendi günaydın. Günaydın efendim, günaydın. Buyurun efendim. Efendim şimdi şöyle söyleyeyim, hani bizim burada diline de Sayın Mustafa Başkan efendim, bizim köyde iki tane ağal var. Biri yana olan bir yer, diğeri de İnazı Vadisi'nin kayalık dibinde kışlık ağalları var bunların. Yani tüm köylüler bilir ki bunlar orada illegal işleri var bunların, herkes de bilir köyde. Hep orada yapanlar ederler. Pardon, ben hiç anlamadım. Onlara bakılırsa daha iyi olur. Çok özür dilerim, çok hızlı konuşuyorsunuz, benim kafa algılamadı. Bir daha söyler misiniz? Şimdi bunların orada İnazı Vadisi'nde Mustafa Başkan'ın efendim kayalık dibinin orada bir ağları var. Kışlık ağları. Evet, ağı. İnözü'nde. İnözü'nde efendim, İnözü'nde bunların ağları var. Babasından kalma. Tamam. Bunlar orada büyük bir ihtimalle oraya gitmişlerdi diye düşünüyorum. Orayı böyle bazı farklı işler için kullanıyorlar anlaşılan. Yani bir evim... de orada efendim İnözü'nde mağaralar var. Birkaç tane oralara da bakılsın. Mağaralar var mı? Tabii tabii. Zaten Mustafa Başkan'ın evin arkasından direkt ilerleyince 1-2 kilometre aşağısında İnözü. Onun evine çok yakın orası. Ya bahsettiğimiz alan çok geniş bir alan. Çok teşekkür ediyorum hanımefendiye de verdiği bilgi bu için. Önemli bir kastı bahsettiğimiz ama. Alan çok geniş bir alan. Fakat bütün bu düzeni şimdi Mustafa Bey aldı götürdü falan diye şimdi biz konuşuyoruz ama Feyyat Bey'in o zaman açıklamasını ne yapacağız? İşi şimdi orada, işe çomak sokan bu. Aynen. Hani vermişti cuma günü, o zaman Feyyat Bey ben verdim diye kartında ısrar ediyorsa, cumartesi günü vermiş çünkü cumartesi sabah o kartla konuşmuş saat 2 gibi, 14 gibi. O zaman o cumartesi günü verdi. Ya da hiç vermedi kartı. Ama niye vermediğini söylemesin ki? İşte annemle konuşması yok ama değil mi cumartesi günü de o hatla da. Yok. Senin annenin telefon sinyali kızım cuma günü kesiliyor. Ama annene kartı, yani en son Feyyat Bey'le konuşuyor. Sonra sinyali kesiliyor onun telefonunun. Müge abla, ama Feyyat Bey'in ona kartı verdim dediği günün ertesi günü yine devam ediyor kartla konuşmaya. Cumartesi günü bile verse Müge abla kartı, yine bunların aralarında konuşma yok. Bak. Konuşma olmadan nasıl bir araya gelecek bunlar? Hadi cumartesi günü verdi diyelim ki. Hani böyle ısrar ediyor ya, üst üste ısrar ediyor ya. Aralarında konuşma yok. Yine tutmuyor birbirlerini. Ya teorik olarak cumartesi imkansız günü o kartı yani. Vermesi de çok imkanlı değil. Annenizin aynen. Telefon sinyalleri kesildiği andan itibaren büyük bir olasılıkla annenizin başına bir şeyler geldi ya. Dolayısıyla anneniz maalesef ki böyle düşünüyorum, hiç istemem ama. Ama niye anneniz o zaman yitirdiği an desin ki? Şey de bitti. Ama sinyal niye verdim de desin? Kartı niye verdim diyor o zaman? Onu çözemedik burada. Burada biliyorsunuz çok ısrar etmemize rağmen verdiği cevaplar hiç tatminkar tamam. Değildi zaten. O zaman zaten. Ayın 23'ünde gelmedi başına evet. Bir şey. Ek bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. O zaman telefonunu elinden aldılar ne olduysa. Ama o zaman şey... ama tekrar geldi. Geldiyse nasıl Feyyat'la buluştu? Kendi telefonunu kullanamıyorsa nasıl Feyyat'la buluştu? Durakta da o da ona kartını götürdü. Ek bir şey söyleyebilir miyim? Bu konunun önemini azaltmak için söylemiyorum. Aynı zamanda hanımefendinin dediği de bir şey var. O da çok haklı. Bu kadın köylere oraya buraya kimliksiz gider mi? Yanından taşımaz da yattı. Yani yasal haklar açısından bir takım şeyler öğrenmiş bir kadın. Maaşının peşinde koşan söylenenlere göre öyle bir kadın değil mi? Yani uzak yerlere kimliksiz gidilir mi? Peki o odada o kimlik ne arıyor? İşte cumartesi, cuma günü hocam elinde çanta var. Çantanın içinde muhtemelen de kimliği, cüzdanı, hadi hiç desin parası vardır. Evet. Muhtemelen diyorum. Doğru. Nasıl bu, hani otele geliyor bu?
23'ünde kaybolan bir kadının çantası otele nasıl geliyor? 15 gün sonra istedik. 15 gün sonra bulunuyor. Nasıl geliyor? O benim de içimi açıkçası rahatsız etti. Ben teslim almaya gittim otele. Özellikle üstüne basa basa söyledim. Başka cüzdanı, kimliği vesairesi var mı? Otelcinin bana söyledi. Başka bir şey yok. Sadece bir kurban eti var dedi. Dolap dedi de o. Başka bir şey yok. Sonra üstüne gittim ben biraz olayın. Ciddiyetini anladılar. Olaydan 15 gün sonra polis karakoluna cüzdanı ve kimliği teslim ediyor. Ben sana sordum da teslim etseydin bana. Ben imza attım çünkü ben eşyaları alırken. Ve çekmecede bulunduğu ifade ediliyor ki 15 gün sonra çekmeceler boşaltılmıştır. Festivale denk gelmiş herhalde o ara. Annemin kaybolduğu dönem. İşte o otelde çok kalan giden olmadığı için odalar temizlenmiyormuş. İfade bu. Hiç mi 15 gün boyunca bir tane bir insan bile mi kalmadı o odada? Ama bununla ilgili otelin yalan söyleme gerekçesi ne olabilir ki yalan söylesin? Yani niye yalan söylesinler ki bununla ilgili? Şimdi bakın bazen biz onu bizim arkadaşlarla da tartışıyoruz. Şimdi bir yalan yakalamak önemlidir de o yalanın neden söylediğinin arkasındaki şeyi bulursak önemi vardır. Yoksa herkes söyler, sen onu söylediğine inanırsın, inanmazsın. Bunun bize getirdiği bir şey yok ki. Bizim henüz keşfedemediğimiz bir menfaat olabilir. Ama yok canım ne menfaat olacak? Otel diyor ki geldi ben eşyalarını aşağıya indirdim. Zaten hani Beypazarı'na da herkes o otele gitmek için hani böyle dolu full şey bir otel değil ki yani. Aynen. Sonrasında diyor 15 gün de değil 15 gün oluyor mu? Çekmeceyi açtığımızda cüzdanını bulduk diyor. Onu da getirdik tekrar polise. Kaydını yaptırdık diyor. Yani kimli, çok öyle her şeyden de, bir şey aramayın. Kimliği de bulunuyor değil her mi? Şey için. Evet her şey çantanın içinde. Cüzdanı, ben bu kadar hareketli oraya buraya köylere giden bu hanımefendinin neden, niçin kimliğini odada bıraktığındayım. Orada bir başka kıvırma yatıyor gibi geliyor. Para da bulunuyor mu cüzdanın içinde? Hiç bilmiyorum. Bana sadece çantanın içinden 40 parça malzeme listesini gösterdiler. Malzeme işte ziynet eşyası, cüzdanı, evrakları, o işte avukata vereceği evraklar vesaire bunlar çıkmış. Yani bir gerekçesi yok onun orada. Şimdi evet. Mehmet Akça ve oğlu Durmuş Akça, Mustafa Başkır'la telefonla görüşüyorlar aynı gün. Mustafa diyor ki tarlanız yanıyor aynı bölgede. Garip garip şeyler anlatıyorum değil mi? Gerçekten garip. Siz 23 Ağustos günü Mustafa Başkır'la birkaç kere telefonla konuşmuşsunuz. Tamam. Arazimin içerisinde arazisi yakın. Ben burada Gudül'de domates satıyordum. Ateş çıkmış. Dumanı görmüş de yani kendi arazisinde olup olmadığını bana bakıverdi. Kapat ben oğlanla bir görüşeyim dedim. Oğlanla görüştüm. Baba onun araziden çıkmış bizim araziye doğru geliyordu ateş. Motoru istedi. Onun motoru var. Bizim motor arızalıydı. Tamam dedi motoru istedim. O da dedi ki veremem dedi. 5-6 sefer yani o beni aradı, ben onu aradım. Ben dedim hatta kapat telefonu, motoru göndermedim, kızgındım. Oğlan etba istemiş, öyle söndürdük. Oğlunuz oraya mı gitti? Oradaydı oğlum, tarladaydı. Peki görmemiş mi ateşin nasıl ateş çıktığını? Görmemiş yani, görmemiş oğlum. Bu yangının nedeni nedir peki? Ne ateş koyvermişler yani, gayri kimin koyverdiğini bilmiyorum. Peki bu yangının olduğu yer nereye düşüyor? İnönü mevkisinde. Mustafa Bey'in evine yakın bir yer mi? Yakın sayılır. Araçta 5 dakikada gelir. Araçta 5 dakika yürüyerek? Ya en fazla sürse yarım saat sürer. Mustafa Başkır sizinle görüşmenizi şöyle anlatmış. Mehmet Akça beraber tarım işi yaptığımız için Mehmet Akça bana ait tarlalara ekim yapmıştır. Doğru. Kendisiyle bu konuları konuştum. Tamam. Ateş konusunu dememiş. Ateş koyuyor diye konuştu benimle. Yangın esnasında yan arazide bulunan Mehmet Akça'nın oğlu Durmuş Akça o gün yanan arazide yaşananları ekibimize anlattı. Babanız Mehmet Akça, Mustafa Başkır'ın 23 Ağustos günü kendisini aradığını söylüyor. Evet, doğru. Vuruş mevki arazisinde yangın olduğu için yangının bize doğru ilerlediğini bildirmek için aramış. Arazideydim o sırada. Fark edemediniz mi yangını? Hayır fark edemedim. Bizim yangını gördüğüm saat 4-4.5 civarıydı. Yarım saat sonra da ben araziden çıktım zaten. Büyük bir alanla yaklaşık bir 15 dönüm üzerinde yangın gözüküyordu. O sırada yanan arazinin sahibi Mustafa Başkır. Peki Mustafa Bey yangına müdahale için oraya geldi mi? Hayır. Ya da diğer aile bireyleri? Hayır, görmedim. Ben arkadaşım İbrahim Duran'ı aradım. İtfaiyeyi o yönlendirmiş araziye. Buradan gösterme şansınız var mı o bölgeyi? Tabii tam karşı arazi, Boğaz, Dar Boğaz. Evet o Dar Boğaz. Hı, oradan yukarıdan aşağı doğru Mustafa Başkan'ın arazisine indi yangın. Peki evin oradan o yangını görme ihtimali var mı? O tam o bitiş noktasında görme imkanı yok ama yukarıda görme imkanı var. Yukarıdan yani, başlangıç noktasından görme imkanı var. Şimdi beyefendiler telefonda konuşabilirsek daha net anlayacak. Benim anlayamadım. Gökhan da herhalde hatta değil mi? Gökhan'cığım. Günaydın.
Günaydın Müge Hanım. Gökhan'cığım ben bu yangın meselesini şöyle anlayamadım. Şimdi Mustafa Bey Mehmet Akçay'ı arıyor. Ve ne diyor? Benim tarlamda yangın çıktı, size mi sıçrayacak diyor. Evet Müge Hanım, benzer bir ifade kullanarak yangın çıktı sizin tarlaya doğru geliyor diyor. Ancak hemen şunu da belirtmek istiyorum. Az önce adını vermek istemeyen izleyicimizin belirttiği yer, yani Başkırların, Mustafa Başkır'ın ahırlarının olduğu bölge de başlayan yangın aşağıya doğru inmeye başlamış. Ve bu noktadan itibaren de Mustafa Başkır Mehmet Akçay'ı arayarak bölgede yangın çıktı, önlem alın demiş. Hemen bir dakika, az önce hani hanımefendinin bir dakika hanımefendinin hani ağırları var falan dediği yerde mi çıkıyor yangın? Evet evet Müge Hanım, çok yakın bir bölgesinde yangın çıkıyor. Sonra da büyüyor o yangın. Büyüyor. 60 dönümlük bir arazinin, yani yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alanın yandığı ifade ediliyor. Büyük bir yangınmış. İtfaiye yangın görevlileriyle değil. De görüştük. Oldukça büyük bir yangından bahsediliyor Müge Hanım. İki ilçe ekibi gitmiş. Hem Güdül'den hem de Beypazarı'ndan itfaiye ekipleri bölgeye gitmiş. Ve yangını söndürmekte oldukça zorlanmışlar. Peki niye o zaman Mustafa Bey de gitmemiş kendi arazisini söndürmeye? Ya da gitmiş mi? İşte bu sorunun cevabı hala, yanıtını bekliyor. Mehmet Akça'nın anlattığına göre Mehmet Akça Mustafa Bey'den bir arazi aracı istemiş. Ancak Mustafa Akça şu anda böyle bir araç yanımda yok cevabını vermiş. Kendisinin Beypazarı'nda olduğunu söylemiş. Şimdi bu görüşmeler Müge Hanım 16.20 ile 17.03 arasında Mehmet Akça ile Mustafa Başkır arasında 4 telefon görüşmesi oluyor. Açıkçası bu telefon görüşmeleri bu yangınla ilgili olduğuna dair bir izlenimimiz var. Çünkü yangının da itfaiye bildirilme saati 16.41. Ve 16.41'den itibaren de itfaiye ekipleri bölgeye hemen söylüyorum Allıpınar mevkiine hareket ederek yangını söndürme çalışmalarına katılmışlar. Peki aradığında Mehmet Akça'yı Beypazarı'nda mıyım o yüzden mi gelemiyorum demiş. Evet evet Beypazarı'ndayım ifadesini kullanmış. Mehmet Akça da bunun üzerine oğlunu aramış. Oğlu çünkü doğru. Arazideymiş. Oğlu da yangını teyit etmiş. O da çevredekileri haberdar etmiş. Ama bir kere daha tekrarlamak gerekirse az önce hanımefendinin de tekrarladığı Mustafa Başkır'ın ahırlarının bulunduğu bölgeye yakın bir yerde başlayan yangın vadi boyunca ilerlemiş ve 60 dönümlük bir alanı kül etmiş. Büyük bir alanı. Evet. Ya büyük bir alandan bahsediyorsun. 60 dönüm. 60 dönüm büyük. Dönüm yani 60 bin metrekare. Evet. Peki Gökhan ben şurasını anlayamadım. Tabii. Yangının çıktığı yer Mustafa Bey'in arazisi mi? Açıkçası Mehmet Akça'nın anlattığı ifadeyle evet. Mustafa Başkır'ın arazisine yakın bu bölgeden, o ahırların olduğu bölgeden başlamış ve aşağıya doğru rüzgarın etkisiyle de hızla yayılmış. Mustafa Bey'e bu konuyu teyit etme şansımız olmadı açıkçası. Çünkü kendisi ısrarla sorularımıza cevap vermiyor. Telefonlarımıza cevap vermiyor. Şu anda da görev yaptığı bir eğitim kurumunun önündeyiz. Kendisi eğer cevap hakkını kullanmak isterse de şu anda hazırız. Sizin sorularınızı cevaplamak istediği anda burada mikrofonumuzu kendisine uzatmak için bekliyoruz. Görevi ne? Öğretmen mi? Burada hizmetli olarak görev yapıyor. Hizmetli olarak görev yapıyor Müge Hanım. Vay 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 yani. Vallahi. Bu ayrıntıdan benim de bilgim yoktu. Yangın olayında. Evet. Ne zaman şimdi çıkmış? Benim buradaki anlayamadığım nokta şu. Eğer senin arazin ya da senin arazine yakın bir yerde bile böyle bir yangının çıktığını gördüysen ya da haber aldıysan. Bir kere Mustafa Başkır... Eğer ben Beypazarı'ndayım diyorsa o yangını nereden haber aldı? Bu bir. Gökhan'cığım onu merak ediyorum. İkincisi senin arazinde bir yangın varsa Beypazarı. Hadi gittin oraya zaten. İnsan bir benim arazime de bir şey oldu mu diye bakmaz mı? Hemen gider.
Çünkü sıçrayacak senin ağıllarına falan. Bak hanımefendinin anlattığıyla da ne kadar denk düştü. Mustafa Bey başta konuşuyordu. Ne oldu sonra Mustafa Bey'e? Yani Mustafa Bey bu telefon sinyalleri çıktıktan sonra falan mı konuşmamaya başladı? Önce bir sağlık problemim var dedi galiba. Evet Müge Hanım. Önce katılıyordu. Sonra evet, gel buraya aslında dedik sağlık problemim var dedi. Beyefendi vallahi iyi ki sağlık problemleriniz var yani. Maşallahınız da var yani bir taraftan. Demek ki ben anlamadım yani. Siz buyurun gelin. Sonuçta sizinle alakalı değilse konu niye gelip kızına yardımcı olmuyorsunuz? Yani niye bu kırda kızın elini tutmuyorsunuz? Feyyat Bey öyle ya da böyle vallahi çağırdık. Çağırdığımız gibi geldi adam. Bak şimdi Allah yukarıda. Hatta bir günde bekledi. Evet. Hatta ertesi gün de gelecekti. Ben çok açık söyleyeyim Ebru Hanım'a tavrından hoşlanmadım. Anlatabiliyor muyum yani? Ve erkek kardeşleri de geldi. Böyle bir kavga dövüş çıkmasın diye. Feyyat Bey de çıkayım mı çıkmayayım mı dedi. Çıkma o zaman dedi. Yani Feyyat Bey gene istese gene buraya gelir yani. Öyle. Peki niye bunlar gelmiyorlar o zaman? Bu arada sevgili Banu tekrar gelmiş. Banu Çevrim. Ya bu Banu çok alim bir kız. Yani buradan da özellikle gösteriyorum ki iş yerinden izin alıyor. Vallahi iş yerinden evet bu kıza izin verin. Bu kız sabah İzmir'den uçakla geliyor programa. Sonra yayın sonrası gidip işe tekrar geri dönüyor. Evet Nihan sana girden sesleniriz. Bana izin versin ben de bol bol gelebileyim. Ama sen de bizi izleyeyim derken bir şeyleri karıştırmışsın. Anlat onu. Şu onu anla çok komik. Yani şöyle olmuştu. Sen şimdi ne iş yapıyorsun? Muhasebede evet. misin? Ha. Şimdi Jale Hareket kayıtlarındaydık. Onlara girerken Palo ailesi vardı. Jale Hareket kaydında bir kişinin işte telefon numarasına gireceğim. Mükellef'in farklı birisinin telefon numarasını girmiş oldu. Ve aranıyor. Aradığımız zaman da işte Müge Anlı WhatsApp ihbaratta çıkıyor. Ondan sonra tabii iptal oldu. Ne oluyor anlamadım ben. Çok tatlı senin patronların yani. Onları da aslında öpüyorum. Bu geçici değil mi koluna yaptırdın? Geçici. Hayır kalıcı. Kalıcı mı yaptırdın evet, onu? Kalıcı yaptırdım. Koluna Müge Anlı diye. Evet. Niye kalıcı yaptırıyorsun benim adımı? Ya çok seviyorum. Ben onu geçici sandım. Hayır kalıcı. Geçen geldiğimde göstermiştim hala kalıcı. Ben yani ama kalıcı. Ben onu geçici. Ay kıyamam evet, sana. Kalıcı. Hayatım anlıyorum sevgili ama sen niye benim çok adımı yaptırıyorsun? Çok severim en çok ben severim o yüzden. Herkes vallahi, seviyor ama en çok ay, ben. Ay teşekkür ederim. Ay bu çocuklar beni öldürecek. Teşekkür ederim ben kalıcı olduğumda bilmiyordum. Yani doğru yapmış, siz zaten kalıcısınız. Ay çok teşekkür ediyorum hocam. Reklamlardan sonra veda edeceğiz efendim. Yarın görüşebilmek dileğiyle.